Merhabalar, mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Beyaz TV'de basın kulisiyle yeniden sizlerleyiz. Türkiye yerel seçime gidiyor. Bizim de bugün son derece önemli bir konuğumuz var. Hem siyasetin kıymetli bir ismi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli bir ismi. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin. Sayın Tekin, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Aynı zamanda çok teşekkür ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanlığı aday adayı diyebiliriz. Evet. Az önce siz de kendinizi seyrederken gülümsediniz. Evet. Enteresan mı geldi aday adayıyım demek? Hayır, ansızın bir ses çıkınca merak ettim. Nerede, farkında olmadan arkada ses gelince fark ettim. Programımız da hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir formatla hepinize de iyi akşamlar diliyorum. İzleyicilerimiz de var. Formatımızda bir değişiklik oldu. Evet. Basın kulisinde genç arkadaşlarımız bizimle olacak. Onlar da sorularıyla programa katılım sağlayacaklar. Yeniden hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gazeteci konuklarımız var. Onları da hemen tanıtmak isterim. Aslında basın kulisinden aşina olduğunuz yüzler. Zaman Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Önal. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir. Hoş geldin Metehan. Mustafa Bey, sözünüzü kestim galiba, bir şey söyleyecektiniz. Ben de hem iyi yayınlar hem program hayırlı olsun. Hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Ve başlayalım söze. Bu aralar en çok konuşulan sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday adaylığınız. Sizinle birlikte Sayın Sarıgül'ün de ismi konuşuluyor. Sayın Sarıgül 8,5 yıl ardından partiye dönüş yaptı. Bunların hepsine gireceğiz ama en çok merak ettiğim bu sorunun yanıtını biz ne zaman öğrenebileceğiz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi başkan adayını ne zaman açıklayacak? Evet, yani bu sadece İstanbul için değil, Türkiye'de birçok illerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul dahil olmak üzere şu anda genel merkezimizde 5 arkadaşımız ve onun dışında kamu yoklamalarıyla tespitler yapılıyor. İki yöntem var. Bir tanesi siyasi partilerde olması gereken, geçmiş yıllarda da özellikle sosyal demokrat ve sol partilerde kural haline gelmiş ön seçim mekanizmasının işlemesi gerekiyor. İkincisi direkt milletle temasa girip, yani ön araştırma, kamu yoklamalarıyla. Tabii şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ne yazık ki son dönemlerde çok bağımsız, güvenilir kamu yoklaması şirketlerinin sayısı da azaldı. Onu da ifade etmek istiyorum. Çünkü kamu yoklaması şirketlerin çoğu şu anda kamuda iş yapıyor. Yani belediyelerde, bakanlıklarda iş yapan şirketlerin çok bağımsız davranma şanslarının olduğu inancı içerisinde değilim. Bütün bu yöntemler denenecektir. Tabii ki genel merkezimize, İstanbul dahil olmak üzere belli illerimizde bu çalışmalar masaya yatırılır ve bu çalışmalar çerçevesinde kararlar verilecektir. Yani bir takribi bir ay gibi bir süre koyabiliyor çok musunuz? Çok bir net bir gün veremem ama çok uzamayacağı inancı içerisindeyim. Büyük olasılıkla yani önümüzdeki ayın ortalarında somutlaşılır. Pekala. O zaman Mustafa Bey, hızlıca sizinle başlayalım. Sonra da Metehan Demir'le devam edeceğiz. Bugün partide toplantı vardı konu. Evet. Ağırlıklı olarak yerel seçimler ve aday adaylarıydı. Siz aday adaysınız. Bir başka isim Mustafa Sarıgül. 8 yıl sonra partiye davet edildi. Tekrar Cumhuriyet Halk Partili oldu. O da aday adayı. Mustafa Sarıgül sadece aday adayı yönüyle değil de Cumhuriyet Halk Partisi'ne girişiyle de çok kamuoyunda tartışıldı. Parti içinde tartışıldı. Siz olumlu oy kullandınız ama olumlu oy kullanmayan parti yöneticileri var. Mustafa Sarıgül'ün ihraç gerekçeleri ortadan kalktı mı? Önce şunu söyleyeyim. Tabii ki siyasi partilerde parti meclisi ve parti yönetiminde farklı düşüncelerin olması son derece doğaldır. Yani burada bir aykırılık söz konusu değil. İhraç sebebi biliyorsunuz disiplinsizlikten kaynaklıydı. Sonuç itibarıyla af müessesesi diye bir müessese vardır. Kendisi afımı istiyorum demiştir ve parti bu konuda karar vermiş. Sayın Sarıgül'ün parti meclisinde af kararı çıkmış. Ama şunu da düzeltmek istiyorum. Şu ana kadar Sayın Sarıgül aday adaylığı beyanında bulunmuş değil. Şu anda ben ve benim dışımda 3 tane arkadaşımız aday adayı. Sayın Sarıgül ne zaman beyan ederse, yani aday adayım derse, o zaman daha somut
İstanbul'un anahtarını vereceğiz partimizde demesi adaylığının bir göstergesi değil mi? Hepimizin taahhütü bu. Benim de aday olmayan arkadaşlarımızın da birinci önceliği İstanbul'da siyaset yapanların önceliği elbette iktidar olmaktır ve İstanbul'un anahtarını almaktır. Kendisi aday adaylığını açıkladıktan sonra biraz önce ifade etmiş olduğum yöntemler Sayın Sarıgül için de, benim için de, benim dışımdaki 3 tane arkadaşımız için de geçerli olan bir yöntemdir. Burada ön yoklama ve kamu yoklamasında kim çıkıyorsa hepimiz kaderimize razı olacağız. Metehan Demir'le devam edelim. Tabii ekleyecekleriniz varsa çok özür diliyorum. Söz hakkı vermeden de araya istediğiniz gibi girebilirsiniz. Mustafa Sarıgül için neden olumlu oy kullandınız? Metehan Bey, siyasi partilerde ben aynı zamanda genel başkan yardımcısıyım. Yani Sayın Genel Başkan'ın kendisinin tayin etmiş olduğu 16 kişiden bir tanesiyim. Siyaseten itirazlarımı yaparım ama itirazlar çoğunluk tarafında kabul görüyorsa benim de aşağıda siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe olan bir iştir. Oy vermem gerekiyordu, onun gereğini yaptım. Olumsuz oy kullanan genel başkan yardımcıları var. Bilemem yani ben oyları kim olumsuz kim olumlu kullandı onu çok bilmediğim için ama itirazını söyleyen sadece MYK'da değil aynı zamanda kamuoyuna önünde itirazını söyleyen daha sonra da partinin genel başkanı MYK'sı böyle bir karar aldıysa bana da olumlu oy vermek düşer. Mustafa Sarıgül'ün aday adayı olmama ihtimali var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Aday olmama ihtimali. Bilemiyorum yani şimdi ben Mustafa Bey adına bu beyanda bulunmam çok doğru olmaz. Bence siz mevcutlarla meşgul olun. Şu anda 4 tane arkadaşımız var. Kimin geleceği değil biraz da İstanbul'un geleceğini konuşalım. O zaman Mustafa Bey aday adaylığını açıkladıktan sonra Mustafa Bey'i de çağırırsınız. Beni de çağırırsınız. Belki daha böyle bir hem ama şimdi İstanbul'un realitede şu. Ya siz olacaksınız ya da Mustafa Sarıgül olacak. Şimdi ortada bir gerçek var. Yani diğer aday adaylarına da ben başarılar ve şanslar diliyorum ama doğanın gereği CHP doğasının genel tabiatına da bakıldığında. Evet. Ama tabii şu da var yani siz ya da Mustafa Sarıgül üzerinde bu tartışma yoğunlaşıyor. İstanbul'un geleceğiyle ilgili çok eleştiriler, tartışmalar ayrıca yapılacak. Zaten o adaylık netleştikten sonra partiler keşke Türkiye'de o müessese oturabilse de ben aynı anda AK Parti'nin, CHP'nin ve MHP'nin adaylarını bir programda tartışırken görebilsem. Çünkü artık herkes ayrı ayrı çıkıp ben işte bir yıldızım ayrı konuşmuyorum. Bunu ben kabul etmiyorum ve aynen Batı ülkelerinde Amerika'da olduğu gibi adaylar bir arada en azından bir oturumda bir araya gelsin ve tartışsınlar. Ya şunu düzeltmek istiyorum. Önce Amerika, Avrupa benzer ülkeler. Önce aday adayları kendi içinde tartışma yapıyor kamuoyunun önünde. Evet, ama şu an mesela bazı yani, ilçeler var ki 50 aday buna bile tahammül yok. Yani bana mesela bir sürü insan niye çıktın diyor. Yani ya kaldı sizin ki. Farklı bir siyasi kimliğiniz, misyonunuz ya da bir konumunuz daha var. Vallahi yazan çizen oldu yani çıkmamalıdır diyen hatta kamuoyuklaması şirketlerinin yetkilileri olmamalı diyen oldu. Şimdi bir tane mesaj okuyayım mı bu anlamda bunları size? Bunları dünyanın başka ülkesinde bu cümleleri o araştırmacılar kullanamaz ama yani. Ama benim Ferda çok tabii tabii. Tabii. Benim başka sormak istediğim bir şey var. Şimdi Mustafa Sarıgül meselesinde, yani Mustafa Sarıgül başından beri çok zaman zaman bizi de bunaltan, geliyor mu gelmiyor mu, Kemal Kılıçdaroğlu da Allah kolaylık versin, 1000 tane soruya muhatap oldu. Aynı soru defalarca soruldu Sarıgül'e ilgili. Neyse geldi. Ama bundan sonra yani normal sistematik siyasette Sarıgül'ün de belediye başkan adayı, aday adaylığını açıklayacağı şeklinde. Ve ben sizin birkaç programınızı izledim. Benzer sorulara siz de muhatap oluyorsunuz ve bunalmış durumdasınız. Yine içinizden bakalım hangi sordukları soruyu soracaklar diye düşünüyorsunuz ama ben hiç ummadığınız bir şey size söyleyeceğim. Siz Mustafa Sarıgül'ün gerçekten partiye gelmesini içinize sindiriyor musunuz? Ya şu anda Mustafa Bey partimizin üyesi. Bu saatten sonra benim farklı bir şey söylemem. Siyaseten doğru olmaz, bana da yakışmaz. Ben gelmeden önce itirazlarımı söyledim. Bundan sonra da Mustafa Bey benim yol arkadaşımdır. Çok yakın zamanda da ama içimi acıtan, paramparça eden durumlar var dediniz. Geliş ilgili, yöntemine ilişkin biraz açmak gerekiyor galiba şeklen bunu. Şeklen çok doğru değildi. Mesela şekilden kastınız. Biraz önce Metehan Bey de söyledi. Biz
Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, Sayın Genel Başkanımız, bizler bir yaz boyu hepimiz alanlardaydık. Ama ertesi gün gazeteyi açtığınızda mitinge gitmişiz. Adana'da günlerce çalışma yapıyoruz. Ertesi gün sağ olsun gazeteleri de tabii burada önemli bir katkısı oldu. Mustafa Bey geldi mi, gelecek mi? Yani sanki bizim Adana'daki mitingimiz ya da Antep'teki çalışmalarımız, Afyon'daki çalışmalarımız tamamen yok sayıldı. Bu yönteme ben itiraz ettim. Bu doğru yöntem olmadığını ama oldu bitti olur. Bunlar siyaseten... Yol arkadaşım, Mustafa Bey, gidiş geliş mi yoksa çift gidiş mi? Siyaseten. Siyaseten, peki. İki, peş peşe iki soru soracağım. Mustafa Sarıgül'ü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönlendiren dinamikler konusunda farklı değerlendirmeleriniz var. Şimdi tabii... Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan doğal dinamikleri midir? Onun dışında... Bunu sadece... Bir dış baskıdan bugüne... mı söz ediyorsunuz Mustafa Bey? Hayır, şöyle yapalım. O zaman bu meseleyi konuşacaksak... 30 yıldır bir siyasal mühendisliğin yapıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Maalesef ne yazık ki Türk siyaseti oturmuş değildir. Özellikle 30 yıl, yani bu süreçte süreci yaşayan bir siyasetçi olarak söylüyorum. İşte 12 Eylül dönemi, 12 Eylül bir saha temizliği yapmıştır. Örgütlü toplumu ortada kaldırmıştır. Daha sonra ANAP dönemi gelmiştir, DHP dönemi gelmiştir, rahmetli Ecevit dönemi gelmiştir. Hatırlayın, yani 80 öncesi bugünkü gazeteler rahmetli Ecevit'le ilgili, o dönem biliyorsunuz kıtlıkların olduğu dönem, attığı manşetleri biliyorum. Aynı gazeteler 99'da efsane geri dönüyordu. Onun için siyasal konjektürler değişiyor. Siyasal mühendislikler zaman zaman oluyor. Bunun nasıl oluyor, ne önündeyim ne de arkasındayım bilmediğim için işte gazetelerde, kamuoyunda sadece izliyoruz. Siyasetin içinde mi? Hep içinde oldu, hiç dışında olmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi içinde mi? Bunu sadece, bu Cumhuriyet Halk Partisi çok zordu. Yani Türkiye'de birçok siyasi partide bu siyasal mühendislik yapılabilir. Ama CHP'nin çok zor bir parti olduğunu söyleyebilirim. Mustafa Sarıgül'ün partiye gelmesi bir mühendislik çalışması olarak görüyor musunuz? Hayır, yani bir PR yapıldı ama bir siyasal mühendislik görmüyorum. Tabii ki önemli bir PR yapıldı. Şöyle devam edelim. Belki bir ek soru reklama bitmeden. Mustafa Bey siz sorun, ben sonra ekleyeyim. İkinci sorunuzu galiba sormadınız. Sormadım. Evet. Tabii, ikinci soru da. Eğer Mustafa Sarıgül aday olursa, bir önceki seçimlerde siz bir İstanbul siyasetçisiniz. Evet. Partinin yıllarca il başkanlığını yaptınız. Partinin toplumun değişik kesimlerine, halka açılması konusunda önemli projelere imza attınız. Mustafa Sarıgül aday olursa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında olduğu gibi yine birlikte çalışır mısınız? Birlikte fotoğraf verir misiniz? Evet, Mustafa Bey, ben benim için birinci önceliğim ailemdir, çocuklarımdır. Sonra da benim partimdir. Bunu herkes bilir. Anadolu'nun bir ücret köşesinde bir köylü çocuğu olarak geldim. Bir baba çocuğu olarak gelmedim. Yani işte babam paşa ya da babam iş adamı falan değildi. Gariban bir çiftçi çocuğu. Kendi olanaklarımla, kendi imkanlarımla, kendi becerimle buraya geldim. Partim bana çok şey verdi. Bütün yaptıklarım, yarın da yapacaklarım bir tek şeyi var. Partimi korumak istiyorum. Bunu bütün CHP'liler bilir. Önümüzdeki süreçte, yani 2014 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaksa, bırakın 2009 yılındaki çalıştığımı, onun iki katı çalıştım. Adayın kim olup olmamasının hiçbir önemi yok. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma meselesidir. Ama bütün bunların dışında biz de siyaset yapıyoruz. Yani demokrasilerde olması gereken bir, rekabetin mutlaka olması gerekiyor. Bunu oturtmamız gerekiyor. Rekabetin olmadığı yerde demokrasi işletemezsiniz. İki, bakın biraz sonra belki güncel olaylara gideceğiz. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Yani bugün iktidar kabinesinde bir bakan farklı düşündü diye gazetelerde haber olur mu? Manşet olur mu? Elbette farklı düşünecek. Yani evimizde eşimizden, kardeşimizden, annemizden, babamızdan farklı düşünürken siyaseten liderimizden ya da kadromuzdaki insanlarla farklı düşüncelerimizi ifade edemeyeceksek bu düşüncelerimizi nereden ifade edeceğiz? Demokrasiyi nasıl geliştireceğiz?
Bu bir kural haline gelmesi lazım. Siyasi partiler yasasının mutlaka değişmesi gerekiyor. Siyasi partiler yasası değişmiş olsaydı bu meselenin hiçbirisini konuşmamış olacaktık. Hani çok kullanırız millet iradesi. Şimdi Allah aşkına nerede burada millet iradesi? Ya parlamentoda 550 tane milletvekili var. Hangisi milletin vekili? Şimdi seçilecek yarın belediye başkanları hangi belediye başkanı milletin ve belediye başkanı? Cumhuriyet Halk Partisi için yapıyorsunuz. Efendim diyoruz ki gelin değiştirelim. Bakın 2011 yılında siyasi partiler yasası değişti. Ön seçim yapabilirsiniz parti olarak. Sadece yetmiyor ön seçim. Bakın, adayları belirlerken ön seçime belirleyebilirsiniz. Yapıyoruz ama bu yetmez. Siyasi partiler yasasında önemli engeller var. Bunların tamamının kaldırılması lazım. Vatandaşlar şimdi şu anda bizi dinleyenlerin daha net anlayabilmesi için bu ülkede insanlar muhtarlarını seçebiliyor mu? Muhtarını seçen yurttaş kendi vekilini niye seçemesin? Çok mu zor? Niye? İstenilmiyor. Maalesef böyledir. 30 yıldır herkes 12 Eylül dönemindeki bu yasalarla mücadele edeceğim, değiştireceğim diyor. Gelen bakıyor, çok güzel bir saltanatlık dönemi. Bu bütün siyasi partiler için geçerli. Bunu mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Rekabet olursa siyasetin şeffaflığı görülür ve bu kirlenmiş siyaseti de arındıralım. Yani çok kirli siyaset. Gürsel Bey peki, Metan'ın söylediğine katılıyorum. Çünkü en merak ettiğimiz konu biliyorsunuz sizinle o Sayın Sarıgül arasında geçen. Hani siz henüz adaylığını açıklamadı dediniz ama gazeteci refleksiyle hakikaten merak ettiğimiz şeyler. Daha önce katıldığınız yayınlarda da sık sık bu sorularla karşılaşıyorsunuz. Sözlerinizin arasında dikkat çeken bir şey, bir siyasi mühendislikten söz edemeyiz ama bir PR çalışması dediniz. Bence dikkat çekici bir açıklamaydı. O aynı zamanda mühendislik. Evet. Ama bu PR çalışması... Ama şunu eklemek istiyorum. Çok özür diliyorum, sözünüzü kestim. Yani bir dış baskı oldu mu? Bu da çünkü konuşuluyor. İşte sermaye grupları, baronlar falan böyle biliyorsunuz bir sürü şey konuşuluyor. Sayın Sarıgül'ün partiye gelişiyle ilgili. Bilemem tabii ya, bu konuda elimde bir somut bir şey yok. Ama basında, medyada görüldüğü gibi daha önce de olmuştur. Yani Dalan döneminde başlamıştır. Zaman zaman da bu PR'lar insana yarar değil, zarar da getiriyor. Yani örnekleri de var. Bunun bir tanesi Dalan dönemidir. Dalan Sözen dönemi. Bir tanesi Sayın Erdoğan Livaneli dönemidir. Bütün bunlara baktığımızda bazen işe yarıyor, bazen de işe yaramayabilir. Arka planı bilmediğim için bir şey söyleyeyim. İki tane izleyici sorusu soracağım. Tabii. Sizin bu konuyla ilgili daha soracaklarınız varsa da alabilirim. Reklama gitmemize biraz daha var çünkü. Birisi çekimser bu konuda cevaplar verdiğinizi düşünüyor. Birisi de demiş ki iki soruya da yanıt istiyorum sizden. Sarıgül'ün CHP'ye gelişi Kemal Derviş'in göreve getirilişiyle benzerlik taşıyor mu? Demiş. Hayır, hiç. Kemal Bey'in gelişiyle Sayın Sarıgül'ün gelişi çok farklı. Bir tanesi maalesef Türkiye 2001 yılında yaşamış olduğu bir ekonomik krizden kaynaklı geldi ve çok da başarılı oldu. Kemal Bey bana göre Türkiye'de çok önemli bir isim. Tabii çok eleştiriler de olabilir. İkincisi, Sayın Sarıgül siyaset mecrasının içinde 30 yıldır, 40 yıldır CHP geleneğinde, daha sonra DSP ve çeşitli siyasi partilerde siyaset yapan bir insandır. Yani getiriliş biçimi bir yere getirilmiş değil. Sonuç itibariyle birilerinin uğraşına da gerek yoktu. Sayın Sarıgül sıradan bir vatandaş gibi bugün partimize 160 kişi katıldı. Yarın İzmir'de binlerce insan partiye katılacak. Herkes katılabilir. Partiler dediğiniz kamuya açık alanlardır. Herkes gelebilir yani. Siyasetsiz siyaset yaptığını düşünenler de var Sayın Sarıgül'ü. Bugün Alper Görmüş'ün, dün zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam, konuyla ilgili bir yazısı vardı. Anlamadım. Yani mesela şöyle bir cümle okuyayım yazısından. Prensip yok, ideoloji yok. Fakat dalak yaran bir popülizmin eşlik ettiği hizmet aşkı var. Bu bir siyasetçiye yeter mi? Bu soruya Mustafa Sarıgül'ü hesaba katmadan cevap verilmemelidir. Yani siyasetsiz siyaset yaptığını düşünenler var Sayın Sarıgül. Bilemem tabii, onun muhatabı ben değilim. Ama şu olsa işte siyasetçiler müzakere edebilecek bir imkan yaratılsa yurttaşlarımızın da kafalarındaki o soru işaretlerinin önemli kısmı giderilmiş olacak. Bu olanakları bulamıyoruz. Yani hepimiz medeni insanlarız. Keşke burada AKP, MHP, BDP belediye başkan adayları da aday adayları da olabilseydi. Biz şehirlerle, belediyecilikle ilgili
projelerimizi, hayallerimizi anlatabilseydik. Umarım önümüzdeki günlerde yapabiliriz böyle programı. Bu imkanı yaratabilirseniz çok mutlu oluruz. Pekala. Ekleyecekleriniz var mı bu konuyla ilgili? Var Mustafa Bey'in çokça sorusu var. Ya bir de Mustafa Bey'den çıkalım Bey. Yani. İçi Mustafa sonra genç arkadaşlarımıza falan döneceğim. Bu konuyla ilgili bakalım ne düşünüyorlar. Ben merak ediyorum. Evet. Mustafa Bey sizle devam edin. Siyaset mühendislerinin Mustafa Sarıgül ismi üzerindeki projeleri belediye başkanının adaylığıyla sınırlı değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz herhalde. Partinin genel başkanlığı ya da Ankara siyasetinde daha etkili bir aktör. Senaryolar da var. Senaryolar olabilir ama şunu söyleyeyim. Basında, medyada zaman zaman yazılıyor, çiziliyor, bu tartışmalar oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik sorunu yok. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi, CHP örgütlerini kimse bilmiyor. Onu fark ediyorum. Yani CHP örgütlerinin öyle rahatlıkla dizayn edileceği, işte etkileneceği bir örgüt değildir. Önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde başarılı olmak istiyoruz. Partinin bütün kadroları, Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere, gerçekten çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bu büyük meselelerinin içinde insanların 24 saat birebir yaşamış olduğu belediyecilik meseleleri ya da yerel yönetimler hiç konuşulmuyor, hiç tartışılmıyor. Onun içindir ki bütün sorunlar birikmiş. Birikmiş bu sorunlar. Keşke bu şehirlerin ya da şehirlerin geleceğini konuşabilsek. Buradan bir türlü çıkamıyoruz. Basının medyanın da bu konuda çok ciddi katkısı var. Yani bu meseleye girmemek için özenle kişiler üstünde tartışmayı götürüyorlar. Sadece bugüne mahsus değil. Yarın seçim arifesine girdiğimizde yine aynı tartışmalar olacak. Yani asıl meseleleri hiç konuşamayacağız. Ama ben burada size katılmıyorum. Çünkü şöyle, İstanbul'u mesela atıyorum, altyapı sorunu ya da ulaşım sorunu konuşacağız. Ama önce vatandaş şunu sormaz mı? Ya bir kim gelecek, ben önce bir göreyim de ondan sonra konuşayım. Yani konuşacağı kişiyi karşısında netleştiremeyince, tek bir kişiye indirgeyemeyince de doğal olarak ulaşım sorunu, onun için en hayati sorunlardan biri olsa bile beklemek zorunda kalıyor. Bir hele adaylar netleşsin, ondan sonra tamam, benim soracaklarım var diyor. Tamam. O açıdan hani çok afaki kalabilir. İşte önce o zaman onu yapalım. Yani mesela bütün siyasi partiler CHP'nin aday adaylarını çağırır. Daha sonra AKP'nin aday adaylarını çağırır. Ha, keşke Mustafa Bey bu akşam burada olsaydı. Yani dört tane arkadaşımız var şu anda, onları da çağırın. Onlar da gelsin. Herkes bir hayallerini anlatsın, İstanbul'la ilgili projelerini anlatsın. Dediğiniz gibi ikinci aşamada yine tabii bu projeler konuşulamayacak. İnşallah konuşuruz diye. Pekala, ben bu noktada iki Ankara temsilcisine bir dönüp çok küçük birkaç cümleyle sizin bu Sayın Sarıgül meselesine dair yorumlarınızı alayım. Sonra izleyici sorularına geçeceğim. Merak ediyorum. Metan Demir ile başlayalım. Mustafa Bey sizi işaret et. Peki. Benden dinleyip aynısını söyleyeyim. Ben Mustafa Sarıgül meselesini başından beri çok temkinli izledim. Mustafa Sarıgül'ün hani yakın siyasi geçmişte tabii çok parlak bir grafiği var. İşte Nişantaşı da artık bir böyle fenomen, bir isim haline geldi. İstanbul'un birçok aktivitesinde, yani sinagogdaki bir törende de görebiliyorsunuz. Camideki cenaze namazına da görebiliyorsunuz. Kilisede de görebiliyorsunuz. Bir yardım kampanyasında, Türkiye'nin çeşitli yerinde. Hep bir yerlerde Sarıgül ismiyle karşılaşıyorsunuz. Daha önce de işte olaylı Baykal'a karşı kongrede yaşadıklarından sonra da bir genel başkanlık konusunda tortu bıraktı insanların belleğinde. Olacak mı, olmayacak mı diye. O açıdan ben hep zaten Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye geliş hikayesinin aslında bilinçaltında, bellek gerisinde bir genel başkanlığa doğru yürüyüş mü var diye bakmışımdır. Ve açıklamalarında da hani belki o yılların verdiği frenlerin patlaması sonucunda da hep Türkiye'ye yürüyoruz. Bir şey, yani normalde aslında İstanbul'a yürümesi lazım Mustafa Sarıgül'ün. Hep Türkiye'ye doğru yürüyoruz dedi. Önce CHP iktidarı, sonradan Türkiye iktidarını hedefleyen şeyler var. Ama mesela kafamı kurcalayan şeyler var. Onları Gürsel Bey'le konuşacağız. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu isminin, yani Gürsel Tekin ismini de eklemek lazım, çok büyük olgunluk gösterdi kanaatinde. Çünkü bu kadar genel başkanlık için adı geçen, bu kadar pompalanan ve konuşulan bir isim, siyaset çok acımasız şarkılarla doludur ve ne işi var kardeşim deyip engellerim.
çeşitli yollara tıkarım, yokuş yaparım. Bilmiyorum, engellersiniz siyaset hiç. Ya yani Kemal Bey'in öyle bir dünyası Kemal yok yani. Kemal Bey bunu yapmadı. Büyük bir siyasi hiç... olgunluktur bu. Ama yani Gürsel Tekin ismi de olur vermiştir. Vermez, istemiyorum arkadaşlar. Bir sürü şey var der, şudur budur. Ama demediler. O açıdan ben bundan sonra Mustafa Sarıgül ne yapar ne yapmaz bilmiyorum. Ben hiçbir konuda taraf değilim ama Mustafa Sarıgül'ün bundan sonra kendisine gösteren bu siyasi nezaket ve çok nadiren görülen bu yolları açma anlamındaki olgunluk içinde aynı olgunlukla genel başkanlık makamını ve Kılıçdaroğlu'nu zedelemeden konuşmalarına çok dikkat etmesini ve kendisine destek veren arkadaşların Gürsel Tekin de buna dahil olmak üzere incitmeden bu siyaset oyunu CHP'de yürütmeye çalışmasını düşünüyorum. Çünkü her an dişlerin gıcırtısının bizim tarafımızdan çok net duyulduğu, her anda kılıçların çekilebileceği bir gergin ortam var aslında şu an. Hani kamuoyu baskısı nedeniyle bastırılmış bir psikoloji var şu an CHP'de. Ama her an ya yeter ama sen de böyleydin, sen de böyleydin diyebilecek, patlayabilecek bir atmosferi de Ankara'da CHP'de hissedebiliyorsunuz. Yani Sarıgül geldi, dertler bitti, mutluluklar başladı, geçmişe sünger çekildi gibi bir şey. Yok, bunu hepimiz biliyoruz. O nedenle nezakete aşırı dikkat edilmeli. Sarıgül'ü mutlaka katma değeri olacaktır. Ama CHP'de katma değer umutlarıyla bugüne kadar hep başlayan ama sonrasında CHP'nin içini kemiren bir kavganın da örneklerini çok gördük. Mustafa Bey'e dönelim birkaç cümleyle. Yani biraz önce okuduğunuz, sorduğunuz soruyu önemsiyorum. Siyasetsiz, ha, evet. Siyaset diye. Şimdi siyasetçilerin toplumun bütün kesimleriyle kanallarını açık tutması doğru bir şey. Benim de desteklediğim ve doğru bulduğum bir davranış biçimi. Ama Mustafa Sarıgül toplumun bütün kesimleriyle, bütün renkleriyle kanalları açık tutarken, ilişkiye girerken kendisine dönük bir duruş, bir yön ortaya koymuyor. Yani herkesle barışık olmaya çalışıyor. Bu iyi bir şey. Ama aynı zamanda herkesçi olmaya çalışıyor. Şimdi herkesçi olmak çok zor. Herkesin sevdiği bir adam olmak çok zor. Zaten şu ana kadar dünyaya böyle bir adam gelmemiş. İlk insandan bugüne kadar herkesin sevdiği adam olamıyorsunuz. Sizin marifleriniz olacak, evet. Bir duruşunuz olacak. Yani bir siyasi yönünüz olacak, siyasi duruşunuz olacak. Ben Şişli dar bir yer. Şişli'de seçim kazanmak Mustafa Sarıgül gibi bir isim için kolaydı. İstanbul çok daha zor bir yer. Yani daha yeni yarışa giriyor, daha yeni yarışacak. Mustafa Sarıgül ismi medyada çok öne çıkan bir isim. Öteden beri çok dillendirilen bir isim. Ama öyle çok büyük yarışların içinden gelmiyor. Çok büyük zaferlerin içinden gelmiyor. Yani Şişli önemsiz bir ilçe değil elbette İstanbul'da. Önemli bir ilçe ama Şişli İstanbul olarak, Türkiye olarak, bir Türkiye özeti, bir İstanbul özeti olarak değerlendirmek de bence doğru değil. Yani biraz bu seçimlerdeki performansı Mustafa Sarıgül yapacak. Burada alacağı oy oranı çok önemli. Ortaya koyacağı siyasi duruşlar çok önemli. Şimdi Fatih'te dindar, Şişli'de laik, Kadıköy'de demokrat olmak kolay. Şişli Belediye Başkanı olarak. Ama yarın mücadele yarışa girdiğinde, mücadele başladığı zaman ben biraz bu yönleriyle zorlanacağını düşünüyorum. Bir de partiye girerken... Ben bir araya girebilir miyim? Şimdi tabii ki siyasetçi mutlaka ilkeleriyle olmalı. Aynı zamanda Mustafa Bey bugüne kadar bağımsızdı. Ama şimdi CHP'lidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri doğrultusunda hareket edecek. Öbür türlü seçimden sonra bu geleneğin mutlaka yerleşmesi gerekiyor. Seçim bittikten sonra özellikle yerel yöneticiler... Belki yerel yöneticilerin merkezi hükümetteki farklılığı vatandaşın doğumuyla ölümüne kadar ilgili bir alan. Bu konuda herkese eşit mesafede olmak zorunda. Ayrıştırmamalı. Bu çok yani doğru. Mustafa Bey'in yaptığı aslında bir eleştiri konusu olmamalı. Bütün belediye başkanları böyle davranmalı. Vatandaşın her Benim türlü sorunu. Benim eleştirim ona değil. Bu kanalları açık tutmasına, barışık olmasına değil. Bunu bütün siyasetçilerin yapması Siyaseten lazım. Siyaseten ilke koymalı diyorsun. Bir duruş, yani bir siyasi duruşu da olmalı. Şu an Mustafa Sarıgül siyasete nereye tekabül
dediğim zaman ben o yazıyı okumamıştım. Enteresan bir kavram. Siyasetsiz siyasetçi kavramı. Hakikaten çok güzel bir yazı. Alper Görmüş'ün yazısı. Ne kadar bir, efendim? Reklama geldi. Arkadaşlarımdan öğreneyim. Reklama ne kadar süremiz var? 8 dakikamız var. İzleyicilerimize de henüz dönemek. Tabii siz lütfen cümlelerinizi tamamlayın. Bir cümle. Hüsa Bey'i de konuşturalım ama. Tabii, arada bir. Olur mu efendim? Kemal Derviş'le irtibatlandırılır. Elbette şartlar, geliş şartları aynı şekilde değil ama Mustafa Sarıgül de kurtarıcı olarak geliyor partiye. Belki bunu medyada bu şekilde görüyoruz. Bu toplumda ya onu ben kabul etmiyorum. Yani o bu sözümü tamamlarsam. Tabii bu sözümü rica ederim. Önce İstanbul'u kurtaracak. Bu açıkça söylüyor. Önce İstanbul iktidarı, sonra Türkiye iktidarı. Önce İstanbul'u kurtaracak. Daha sonra Türkiye. Yani önce İstanbul Belediye Başkanı adaylığı. Daha sonra partinin genel başkanlığı ve başbakanlık hedefi olduğunu açıkça söylüyor. Bu bizim değerlendirmelerimiz, kulislerden elde ettiğimiz malumatlar ya da siyaset mühendislerinin senaryoları değil. Satır aralarda değil aslında. Satırın bizzat kendisi. Hemen her açıklamasında buna benzer. Önce İstanbul'da iktidar olacağız, sonra Türkiye'de iktidar olacağız. Nasıl olacak bu? Kendi ismi üzerinden yürütüyor senaryoyu. Bana biraz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurtarıcı gibi geliyor tavrı. Cumhuriyet Halk Partililerini de çok rahatsız ediyor. Beni de çok rahatsız ediyor. Onu da ifade edeyim. Çare Sarıgül sözü de aynı oranda rahatsız ediyor mu sizi? Elbette. Cumhuriyet Halk Partisi gibi kaldı. 90 yıllık bir siyasal kuruluşun kişilerin çare olması 90 yıllık bir geleneği yok saymaktır. Elbette herkes gelecek katkı sunacak. Ama Sayın Sarıgül 2009 yılında yoktu. Biz %38 oy aldık. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yarın Gürsel de olmayacak. Yarın belki birçok arkadaşlarımız olmayacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olacak. Çare Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çare Sarıgül'e bir şey bulmuşlar, bana geldi bir mesaj. Diren Gürsel diyorlar. Çare Sarıgül'e karşılık olarak. Çare ifadeleri beni çok rahatsız ediyor. Şu açıdan. Bunları böyle eline bir kutu boyayı ve fırçayı alan, kendini karayollarına ve otobanlara atıyor. Sağa sola slogan yazmakla oy toplanmaz ve popülizm yapılarak bir popülerite, bir farkındalık yaratılmaz. Bunlar çok eskilerde kaldı. Ben 1970'lerde o slogan kültürünü hatırlıyorum. Eline boyayı, fırçayı alan otobanda köprünün ayağına yazıyordu. Çare bilmem ne işte falan filan. Şimdi yine ben bunları görmeye başladım. Çare Sarıgül diye. Yani Sarıgül'e iyilik yapmak için birileri bunu yazıyorsa kötülük yapıyor. Güldürüyor milleti kendine. Büyük eğer olasılıkla kendi insanlarının dışında. Sende de bu söz Ama yani bu sevgi otobanlarda köprü ayaklarında mı gösteriliyor? Hayır belli bir kesim tarafından benim sende diyorum. Sayın Tekin ben gibi rahatsız diyorum. Eden insanlar var tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani sanki parti çaresizmiş de bir kurtarıcı asla. Mustafa yani Bey'in dediği gibi. Çare Drogba diyen de var ona bakarsan. Hı-hı. Yani o açıdan onlar hiç... Ben slogan kültürüne çok fazla prim vermiyorum. Kurtarıcı havasında gelmesi. Başka bir şey var. Mustafa Sarıgül temennicilerin umudu olabilir. Yani temennicilerin umudu da aslında doğru bir şifreli kesin. İfade gibi. Hani Kemal Bey'den de kurtuluruz. Belki iktidara da geliriz. Hepsi bir yerde tek bir pakette Sarıgül olarak tanımlanabilir. Tutarsa tutmazsa yeni çarelere bakarız. Drogba'ya kadar gidebilir bilmiyorum. Ama ben başka bir şey daha. Ben sizin programlarınızı dikkatlice izledim son günlerde de. Orada diyorsunuz ki mesela. Belki de çaredir ya bilmiyoruz. Ama orada diyorsunuz ki ya bu yani CHP'nin bir duruşu ve bir söylemi var. O partiye geldiğinizde kurallar bütününe uyacaksınız. Doğru. Söylemlerine, çıkışlarına, işte odur budur. Ne olursa olsun Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidip çözüm süreci çok iyi gidiyor diyemezsiniz. Evet. Bir şey. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunda başka bir şey var. Bunlardan örneklerden biri mesela AK Parti AKP tanımlaması. Siz onu eleştiriyorsunuz evet. Mesela. Mesela Mustafa Sarıgül diyor ki AK Parti. Hani ben o doğru bu doğru bölümünde değilim ama Mustafa Sarıgül'ün CHP jargonunda söylemde AKP diyorsunuz değil mi siz yanılıyorsunuz? Evet AKP diyoruz. Yani Parti Adalet ve Kalkınma Partisi ama Türkiye'de bu bile biliyorsunuz tartışma. Hayır AK Parti, hayır AKP. Evet, evet. Nasıl, neden böyle diyor veya siz bunu neden eleştiriyorsunuz? Betan Bey, tabii bu tartışma 2006 yılından sonra başladı. Ben hemen hemen bütün gazetelerinizi getirebilirim 2003, 2004, 2005 yılında. Biliyorum. Bütün gazeteler ve bütün gazeteciler, hatta daha ileri gidiyorum, AKP yöneticilerin tamamı
AKP olarak tanımlıyordu kendisini. Ne olduysa bir garip bir şey oldu. Sonra dediler ki yok efendim biz bilmem neyiz. Şimdi Sayın Başbakan bu süreç içerisinde yavaş yavaş herkesi dövmeye başladı. Terbiye etti. Aman işte AK Parti yazacaksın. Buna gerek yoktu. Yani eğer rahatsızlık varsa alacaksınız. Tüzük değişikliği yapacaksınız. Diyeceksiniz ki benim adım şu. Şimdi Mustafa Bey düne kadar bunu söylemiş olabilir. Bağımsızdı. Hiç itiraz etmiyorum. Ama bugün partinin kurumsal kimliğini temsil eden Sayın Genel Başkan'dır. Genel Başkan'ın söylediği her cümle hepimizi bağlar. 1 milyon üyenin tamamını, 1 milyon 300 bin üyemiz var, 1 milyon 300 bin üyenin tamamını bağlar. Ne zamanki Genel Başkan bundan vazgeçerse. Burada bunda bir rahatsızlık, iktidarın da buradan bu cümlelerden rahatsızlık duymasını doğrusu anlamaktan zorluk çekiyorum. Neden böyle bir rahatsızlık duyuluyor? Onu da bilmiyorum. Sayın yani. Sarıgül'ün AK Parti diye ifade etmesini sormuştum Ethan Demir. Evet. Erdoğan dünya lideri. Evet. Ya keşke lider dünya lideri olabilseydi. Yani ben de çok mutlu olurdum. Ama Sayın Erdoğan'ın bu tutumlarına baktığımızda bir dünya lideri dememiz için hiçbir sebep yok. Bir partimiz dedi. Sonra düzeltti Mustafa Bey. Hayır şöyle Bey. Dedi. Ben yani bunu espri olarak şöyle, söyledim. Espri olarak söyledim dedi evet. Ama sanki bu bir... Çok özür diliyorum. Bir çark etme gibi siz, algılandı. Dur artık ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim böyle dememeliyim espri gibi mi? Algılandı. Olabilir yani espri. İnsanlar tabii espri de yapabilir ya da... Nasıl bir espri bu? Dakika bir gol bir gibi mi oldu diyorsunuz? Hayır yok. Yani gol espri gibi bir olmadı. tabii ya bunu, her espri güldürür burada. Mustafa Bey ben bunu bu manada söylemek istemedim ifadesini kullandı. Bundan biraz sonra bir başka bir şey söyle. Tabii tepki duyurmaması mümkün değil. Yani yaşamış olduğumuz sorunlara baktığımızda Türkiye'nin iç meseleleri, dış meseleleri. Sayın Başbakan hatırlarsınız seçimden hemen sonra balkon konuşması yaptı. 76 milyonu güvencesiyim dedi. Şimdi 76 milyonu güvencesiyim deyip Ali Osman dövülerek öldürülüyorsa benim Sayın Başbakan'a ya dünya lideridir demem mümkün değildir. Bunu torunumun ismini alıkoyacağım diye telafi etmesi de mümkün değil. Keşke olabilseydi ama böyle bir manzara yok. Pekala, reklama gidiyoruz artık. Çok özür dileriz izleyicilerimize henüz dönemedik. Reklam bitiminde hemen gençlere söz verelim artık değil mi? Onları çok beklettik sevgili izleyiciler. Bir ara sonrasında basın kulisinde konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'le devam edeceğiz. Basın kulisinde yeniden sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Metehan Demir ve Mustafa Önal da sorularını yöneltiyorlar. Gürsel Bey size bir destek, Eskişehir'de, bir de itiraz var. Evet hemen Eskişehir'de hayatını kaybeden kardeşimize Ali Osman dedim. Ali İsmail de onu Ali düzeltmek İsmail, evet. Şöyle bir, Perda Hanım sorun lütfen. Demiş, daha doğrusu söyleyin demiş bir izleyicimiz. Size katılıyor bu anlamda. Dört tane aslan gibi adayımız var. Boşuna uğraşmayın. Sarıgül'ü Tekin'i değil ama AK Partileri bayağı korkutuyor demiş. AK Parti'nin ismiyle ilgili bir itiraz var size. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısaltılmış adı Tüzük'te AK Parti'dir. Madde 3. Gürsel Bey'e iletin demişler. Efendim bakın çok açık. Adalet Kalkınma Partisi. Bu ne oluyor? Bunu kısaltın. AK. PS'ni nereye atıyorsunuz? Parti. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi. Atın P'yi ne olacak? Şimdi bu çok, hayır ne var bu burada? Şimdi doğrusu tabii itiraz etmiyorum. Üzerinde de çok durmayalım. İzleyicilere tamam. Geçelim isterim. Geçelim. Çünkü söz hakkı verememiştik onlara. Biz programın başından bu yana Sayın Sarıgül'ün adaylığı, Sayın Tekin'in adaylığını falan konuştuk. Bu konuda sorusu olan varsa hemen Gürsel Bey'e yöneltmek isteriz. Buyurun. Çocuklar size. Türkiye meselelerini sorun. Gazeteciler gibi sormayın. Öncelikle adaylığınızı kutluyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sorum ise CHP, yani Sarıgül CHP'ye değil, CHP Sarıgül'e katıldı. Sorusu sizi rahatsız etti mi? Öyle bir şey söz konusu olmaz. Yani tabii ki belki yansıma biçimi çok hoşumuza giden bir yansıma biçimi değildi. Ama sonuç itibariyle sizin ifade etmiş olduğunuz parti 90 yıllık bir geleneği olan bir siyasi partidir. Sayın Sarıgül de oradan büyümüş yani o gelenekten gelen bir insandır. Böyle zaman zaman bu işlerin tantana kısmı oluyor. Bu tantana kısmı tabii ki rahatsız edici. Pekala, var mı başka sormak isteyen? Bu konuyla ilgili sorusu olan yoksa bu konuyu şöyle tamamlayacağım Gürsel Bey.
Türkiye'de çok meseleler var yani. İşsizlik, yoksulluk. Süremiz de ben var. Gelmeden önce almış olduğum maillerin önemli kısmı özellikle işsizlikle ilgili, emeklilerle ilgili, tarımla ilgili, özellikle AVM'lerin yaratmış olduğu binlerce esnafın perişanlığı, kepenk kapatmaları, bütün bunlar çok ciddi Türkiye'nin İstanbul gerçek hayallerinizi de tabii ayrıca dinleyeceğiz, anlatmanızı isteyeceğiz. Tabii sizi duyurduk, adınızı anons ettik, Gürsel Tekin'i konuk ediyoruz deyince inanın Cumhuriyet Halk Partililerden aldığımız bir soruydu. Bunu sormadan geçemeyeceğim ve bu Sarıgül meselesini bu şekilde kapatmak istiyorum. Hiç, tamam hemen soruyorum o zaman. Sayın Baykal, bu yaşananlardan incinmiş midir? Sarıgül'ün gelişinden incinmiş midir? Çünkü o kurultay zamanına gideceğim biraz. Sayın Baykal'la hiç görüşmedim. Bir görüşme imkanım olmadı. Sayın Genel Başkanımızla Sayın Baykal arasında mutlaka bir görüşme olmuştur. Nasıl bir görüşme oldu onu bilmediğim için burada bir şey söylemem doğru değildir. Mutlaka incinmiştir ama Sayın Baykal'ın her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni koruyan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını isteyen bir siyasetçidir. Önemli bir eski genel başkanımızdır. Bilemiyorum ne kadar incinip incinmediğini ben şimdi onun adına buluyorum. Ama incinmiş olabileceğini söylüyorsunuz. Mutlaka tabii. Niye? Ki. Çünkü hani o kurultayı hatırlıyoruz, hafızaları da tazelemek lazım. Şimdi yolsuzluk gibi bir iddia var Sayın Sarıgül'le ilgili. Akla da şu soru geliyor. O kurultay döneminde son derece sert bir konuşmaydı. Hepiniz hatırlarsınız Sayın Baykal'ın Sayın Sarıgül'e dönük. İşte içinde ağababaları falan gibi geçen laflar da vardı. Son kale demişti. Evet Mustafa Bey hatırlattı şimdi. Merak ettiğimiz şu. Sarıgül yeniden partiye dönüyorsa evet bir af mekanizmasından söz ettiniz. Dönebilir, affedilebilir dediniz ama Sayın Deniz Baykal'ın o dönemki iddiaları ki hazırlanan o ihraç raporunda Cumhuriyet Halk Partili 3 milletvekilinin imzası var. Sayın Deniz Baykal mı yanıldı? O zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Yeniden partiye dönebiliyorsa. Biraz önce söyledim. Yani sonuç itibarıyla bir af müessesesi. Yani bu Türkiye'de çok işleyen bir şey. Adam öldürmeler bir sürü olaylardan dolayı insanlar affedildi. Ya bir insan siyasi partiyle ilgili bir disiplin suçu işlemiş olabilir. Daha sonra affını istiyorsa bunlar çok büyütülecek işler değildir. Sayın Baykal'ın da bu meseleleri çok büyüteceğini zannetmiyorum. Peki AK Parti'nin bunu velev ki aday gösterildi Sayın Sarıgül. Bir seçim malzemesi yapacağını düşünmüyor musunuz? Ha çok güzel. O zaman şu soru sorulur. Sayın Sarıgül kaç yıldır belediye başkanı? Bugüne kadar bu meselelerin doğruluk payı varsa, iktidar icranın başı bunun gereğini yapmamışsa, eğer böyle bir şey varsa iktidar da bunu suç ortağı olarak kabul edilir. Bu yolsuzluk iddiasının Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu anlamda zorlayacağını düşünüyor musunuz? Ben bir süre sonra bunun rakip partiler tarafından özellikle iktidar partisi tarafından gündeme getirileceğini ve işleneceğini düşünüyorum. Eğer hani Sarıgül'ün adaylığı ne diye getirecek şimdi bunu iktidar partisinin dışındaki siyasi partiler getirebilir buna hiç itiraz yok. Ama bugün ülkeyi yöneten, hükümeti yöneten bir başbakan ve onun kabinesi 10 yıldır olası böyle bir şey varsa gündeme getirmeyip bugün getirirse bunun kamuoyu tarafında bir hoş karşılanmayacağını bugüne kadar neden bilmesi. Sustunuz şimdi elbette tabii. Ya bir suç varsa eğer suçu bugüne kadar gereğini yapmamışsanız o zaman siz bu suçun ortağısınız. O zaman Mustafa Sarıgül'ün herhangi bir yolsuzluk dosyası yok. O zaman parti zamanında onun başını yemek için bunları çıkardı. Evet bakın zaten partide atılış sebebi bu dosyalardan dolayı değildir. Disiplin sebebi. Ama dosyalarda vardı. Elbette vardı ama bunun şeyi ben savcı değilim, hakim değilim. Sonuç itibarıyla yargıda aklanmış gelmiş yani. Mustafa Bey? Siz zorlayacağını düşünüyor musunuz bu meselenin? Ya bu konuşulacaktır ama bizim Türk toplumu, seçmen... Keşke konuşulabilse. Seçim dönemleri... O zaman şunu, bakın mesela bir iddia, yani ortada bir iddialar var işte siyasetçilerle ilgili. Hemen hemen her siyasetçi için iddialar ortaya atılır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda uzun süre İstanbul'da siyaset yapan ve İstanbul'da yaşayan bir yurttaşım. İstanbul'daki imar rantı ile ilgili tam bir yolsuzluk belgesi açıkladım 2 yıl önce.
Bir tek Allah'ın kulu cevap vermedi. Eğer Türkiye'de bu kirliliği temizleyeceksek, gelin el birliğiyle aslında bunların tamamını temizleyelim. Aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Yani. Şimdi çok basit düşünüyorum, bilmiyorum söz hakkınıza da girmek istemiyorum her ikinizin de ama AK Partili birine dair elinizde böyle bir şey olsa kullanırsınız değil mi? Bunu elbette çok rahatlıkla açıklarsınız kamu. 3 Cumhuriyet Halk Partili vekilinin altında imzası olan 57 sayfalık bir rapordan söz ediyoruz. Yani bunu hazırlayan bir başka partili değil, CHP'li vekiller. Doğru, doğru. Yani bu seçim döneminde hakikaten sizi zorlayacağını düşünmüyor musunuz? Velev ki aday gösterilirse. Hayır. Bizi zorlamaz. Bakın bu dosya 10 yıl önce hazırlanmış, 9 yıl önce hazırlanmış bir dosyadır. Bu yargıya gitmiştir, savcılığa gitmiştir. Bütün bu safhalardan geçmiş. Şimdi bugüne kadar bir şey olmamış. 9'a 5 kala seçim günü senin şuyun var, buyun var derseniz kamuoyun buna itibar etmez yani. Peki hala son benim bu anlamda soracağım. Mustafa Bey alayım. Mustafa lafını unutma. Ben yanlış anlamadıysam sizle konuşmalarımda da dikkatimi çekti. Başbakanın üstü kapalı olarak Mustafa Sarıgül'e bir göndermesi oldu mu açıklamalarında? Grup toplantısında evet bir benzer bir konuşma oldu ama gerçekten çok da yakıştıramadım. Bir ülkenin başbakanının bu tür bir cümleyi kullanması. Ne dedi başbakan? Sonuç itibariyle Sayın Başbakan icranın başında yani belediyelerin tamamı İçişlerine bağlıdır. İçişleri de Sayın Başbakan'a bağlıdır. Bugüne kadar hiçbir şey söylememişsin. Böyle bir tam bir seçim arifesinde bu cümleleri kullanması doğrusu çok garip. Hani İşte bu yine yolsuzluklar bir dosyalarla ilgili işte yolsuzlukla anılan bir siyasetçi gibi söyledi. Bunun gerçekten çok doğru cümleler olmadığı Mustafa kanısını. Mustafa Sarıgül'e gönderme yaptı o zaman. Evet yani Sayın Sarıgül cevap verdim mi vermedim bilmiyorum vermesi ama vermesi gerekir mi peki Sarıgül'ün? Elbette Sayın Sarıgül vermese de biz veririz. Sonuç itibariyle Sayın Sarıgül bugün CHP'li oldu. CHP'ye gelebilecek her türlü saldırıda elbette biz de cevabını veririz. Sayın Başbakan eğer kendisinin söylemiş olduğu iddialar doğruluk payı milyonda bir de varsa bunun gereğini yapmayıp bu cümleleri siyaseten sarf etmesi siyaseten kabul edilebilecek bir davranış değildir. Yani. Vermez. Yani mesela Ferdan Açılış dediği gibi siyasetsiz siyasetle ben öyle kavga istemiyorum. CHP'yi yeni bir düzleme çekeceğim. Yeni çekeceğim ve yeni bir siyaset sistematiği deneyeceğim deyip cevap vermezse siz mi vereceksiniz yani? Elbette veririz tabii. Partiye bir saldırı varsa neden vermeyelim? Hani dostluk, barış kazansın. Partinin kurumsal kimliği önce. Yani şunu demeye çalışıyor Mete Andemir. Sarıgül böyle bir yanıt vermez mi? Verir niye vermezsin canım? Daha vermezse verebilir canım bilmiyorum. Verir, dünkü tabii grup ki, neden toplantısında vermez? Yapıldı bu konuşma. Bir izleyici tamam sorusu Mustafa Bey sizin yine hakkınıza girerek çok da özür dileyerek. İstemem. Benzer şekilde partiden ihraç edilenler için emsal teşkil etmez mi bu durum? Yani böyle suçlar işleyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine aynı şey sebeplerden ötürü dönenler olur mu? Yani 2000, af mekanizmasına dönük tabii, bir tabii soru. Tabii tabii. 2010 yılında Sayın Genel Başkanımız genel başkan olduğu günden itibaren partide çeşitli sebeplerle kısmen partiden atılmış ya da farklı siyasal kuruluşlara gitmiş herkese çağrı yaptı ve bunun da önemli kısmı partiye katıldı. Yani ihraçla partiden atılmış galiba yüzün üstünde arkadaşımız geri döndü. Mustafa Bey? Yani ben de şu yorumu yapmak isterim. Seçim dönemlerinde bu tip dosyalar, bu tip iddialar sadece seçim dönemlerinde ortaya çıkarsa toplum üzerinde, seçmen üzerinde fazla etkili olmuyor. Seçim kaderini İcra belirlemiyor. İcra söylerse doğru olmaz Mustafa Bey. Yani bir başkası söyleyebilir, makul sayılabilir. Ama icranın başındaki insanın söylemesi çok doğru değil. İcranın başına da dosyalar büyük ihtimalle CHP'den. Bir de galiba şu hani CHP'lilerden gider. Çünkü o dosyaların bir kısmı CHP genel merkezinde. Bir fotoğraf var. Ya o bir çok gizli dosyalar değildir onlar. Bir de çok galiba tabii. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani bu ilk o çıkış yaptığı dönemde siz de yanındaydınız. En büyük destekçilerinden biriydiniz. Yolsuzluklara dönük bir hassasiyeti olduğu için Mustafa Sarıgül'ün yeniden partiye dönüşü Sayın Kılıçdaroğlu hassasiyetini kaybetmiş olabilir değil mi diye soruluyor. Efendim Sayın Genel Başkanımız o hassasiyeti dün neyse bugün aynı şiddette devam ediyor. Ben şöyle bir kehanette bulunayım ben. İmar konusu dediniz. Eğer Gürsel Bey aday olursa seçimlerde imar konusu çok tartışılır.
Mustafa Sarıgül aday olursa imar konusu hiç konuşulmaz. Ne demek bu? Bir kehanette bulundu Mustafa Bey. Bir kehanette de bulundu. Gürsel Bey aday olursa imar konuları çokça konuşulur. Sayın Sarıgül aday olursa şundan hiç dolayı konuşulması lazım. Bakın bizi izleyen yurttaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Şu anda İstanbul'da, geçen hafta İstanbul'daydım. Bu saatlerde İstanbul sokaklarında binlerce Suriyeli vatandaşımız var. Sadece Suriyeli değil, aynı zamanda kendi yurttaşlarımızın önemli kısmının mülkiyet sorunları çözülebilmiş değil. Ulaşım sorunu çözülebilmiş değil. Altyapı sorunu çözülebilmiş değil. Marmara depremi oldu. Depremden sonra İstanbul'un sorunları çözülemedi. Ne gerekiyor bunun için? Para gerekiyor. İstanbul'da para mı yok? Para var. Ne oldu bu paralar? Bu paraları tabii ki sorgulayacağız. Ya bu paraları sorgulamazsak bugün bu saatte sokakta çadırın altında kalan insanlar yarın onların çocuklarının iki eli yakamızda olacaktır. Gürsel Bey, sizin yargı süreci bitti değil mi? Size bir ara böyle bir yönelik iddialar vardı. Daha önce katıldığı bir yayınımızda açıklamıştı. Evet. Epey uzun bir süre değil mi Gürsel evet, Bey? Şimdi onu da bir nazarlığımız olsun var. Bizim de. Ben pratik bir siyasetçiyim. 10 yıl Kadıköy Belediyesi'nde belediye başkan vekilliği yaptım. Telefonlarınız da açıktır. Kadıköy'de olabildikçe insanların hayatlarının kolaylaşması için maalesef bizim yasalarımız, mevzuatlarımız insanları dağlara sürüklüyor. Ruhsat konusunda ilk kez Türkiye'de tek imzayla ruhsat vermeye başladı. Yani düşünün, vatandaş bakkal açmış, kahve açmış, kuru yemiş. Bunun için 7 kişilik bir komisyon gerekiyor. Komisyonda işte adamları bulacaksın, bunları uzlaştıracaksın. Tam bir çile. Bütün bunları kaldırdım. Hatta bu dosyamla ilgili ifade vermeye giderken dedim ki sadece bu dosyayla ilgili değil, benimle ilgili eğer dava açacaksanız 5000 tane dosyada açmanız lazım. Tabii bu dosya çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hiç önemli değil. Yani ben ne yaptığımı çok iyi bildiğim için o konuda en ufak bir tereddütüm yoktu. Beni çok üzen şeyler oldu. Gazeteci kardeşlerimiz bilerek ya da bilmeyerek, bir kısmı cehaletinde, hatta öyle ileri gittiler ki Gürsel Tekin olarak ben AKP iktidarı döneminde Adalet Bakanlığı'nda dosya çalabilecek güçteyim yani. Helal olsun dedim bana. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu iktidar döneminde Adalet Bakanlığı'nda dosya çalmışım. Bu haberler yapıldı. Şimdi bu kardeşlerimizin en azından bir özür borçlarının olması gerektiğine inanıyorum. Yargı kararı oy birliğiyle benim lehime karar verdi. Ben bu konuda hiç tereddüt içinde olmadım. Ama 90 yaşındaki annemin kaç kez ağladığını ben biliyorum. Evet. Yazık, günah değil herhangi mi insanlara? Herhangi bir özür geldi mi? Yani şuna abi? Bakın. Şimdi akşam televizyonu izliyor kadıncağız. Bir anne için evladının ne kadar önemli olduğunu hepiniz bilirsiniz. Tutuklanacak diyor. Tutuklandı. Bilmem ne oldu. Şimdi bu tür, yani bu gazetecilik değil, başka bir şey. Bunu da Hiç özür gelmedi mi size bu konuda? Birebir, ama ben yayınlarda istiyorum. Öyle birebir özür olmaz. Tabii ben de bir şey anlatayım bu arada. AK Parti Grup Başkan Vekili'ne de sizden iki milletvekili, biz biliyorsunuz olayı. İki milletvekili gidiyor ve bizde Gürsel Tekin'le ilgili dosya var. Beni en var. Çok yaralayan da o ya. Bizde dosya var. Bunu basın toplantısında açıklarsanız çok seviniriz diyorlar ve CHP'den böyle içeriden böyle tabii bir şey yapılması. Tabii CHP'ye gidip biz de Yargıtay'dan aldık dosyayı. Açıklarsanız, yardımcı olursanız seviniriz diyorlar. Bir AK Partili'ye gidip söylüyorlar bunu. Öyle bir ceza almanız için de lobi yapan Gürsel Bey bilir. Ama bir cezalık bir şey yok. Yani öyle komik bir şey ki. Yani CHP'lilerin dosyayı yakından takip etti bazı CHP'lilerin. Yani ne diyeyim? Gürsel Bey zaman bu konuyla ilgili şikayetini dile getirmişti arkadaşları adına. Hatta partisi içinde böyle bir şeyin olması onu üzmüştü. Konuyu kapatma sorumu soruyorum. Yine bir partiliniz aslında o fotoğrafı paylaştı kamuoyuyla. Sayın Sarıgül'ün yolsuzluk dosyası ve hemen önünde Sayın Genel Başkan'ın, Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafı. Bu da yine sizin bir partiliniz tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Eski partilimiz, evet. Evet. Şimdi tabii dosyanın içeriği nedir, ne var bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Ama önündeki, arkasındaki dosyalar biraz fikir veriyor değil mi? Biraz ne Mustafa Bey? Biraz fikir veriyor. Bilmiyorum. Yani o halen Sayın Genel Başkanımızın yolsuzluk konusundaki hassasiyetini çok iyi biliyorum. Gürsel Tekin de olsa aynı hassasiyeti gösterir. Buna emin olun.
Keşke bütün siyasetçiler aynı hassasiyet içerisinde olsa. Bu konuyu kapatıyoruz. Mustafa Bey, evet. Yeni bir başlıkla devam edelim. Hep Mustafa Sarıgül üzerinden İstanbul'u konuştuk. Siz aday olursanız. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Çok güzel. Ne yaparsınız derken, baştan sona projelerinizi anlatın demiyorum da, bir çılgın projeniz var mı? Tabii. Çılgın projem var. Mesela ulaşımı çözecek bir çılgın proje. Çılgın projem. İstanbul'da yaşayan bir yurttaş olarak evime gidersem, yani sorunsuz evime gidebilirsem en büyük çılgın proje bu olacak. Nasıl gidecek? Çok kolay. Ara sayıştırma alacaksınız. Hayır, trafik sorunu bakın. Şu anda trafik sorunu kısa süre içerisinde çözmek mümkün değil. Trafik sorunu sadece İstanbul'un, Ankara'nın sorunu değil. Dünyanın hangi şehrine giderseniz trafik sorunuyla karşılaşırsınız. Burada bizim meselemiz ulaşım sorunu. Yani ben Erenköy'de oturuyorum. Erenköy'de evimde çıktığımda 2 telliye 15 dakika içerisinde gidebiliyorsam sorunum bitmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz çok kısa süre içerisinde 600 gün, bunu tabii dünyayı yeniden keşfedecek değiliz. Herkes böyle bir proje hikayelerle konuşuluyor. Bugün dünyanın uygulamış olduğu modern ulaşım sistemi metro. Raylı sistem ve metro. Bunun için yapılması gereken çok basit. İstanbul'un imkanları, olanakları da var. İvedilikle bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ulaşım sorunu çözeceğiz. İki, en önemli sorun, belki çok konuşulması gereken sorunların bir tanesi, İstanbul'da 100 yurttaşımızın 30'unun mülkiyet sorunu var. Yani eviniz var ama sorunlu. Tapusu yok. Tapunuz var, imarı yok. İmarınız var, iskanı yok. Bu kadar iç içe sorunların yaşandığı bir şehir. Bunun için de 2 yıla ihtiyacımız var. 2 yıl içerisinde İstanbul'da yurttaşlarımızın tamamının mülkiyet sorunu çözülecektir. 3, kentsel dönüşüm. Acilen yapılması gereken ve maalesef uzun süredir öteledik. Marmara depreminden sonra bugün İstanbul'daki yapılaşmaların önemli kısmı depreme dayanıklı değil. Bu hızlı bir şekilde dönüştürülebilir. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Bunun için de yapılması gereken yerinde dönüşüm. Dünyanın her yerinde yapılmış olduğu gibi. Bakın Doğu Berlin, Batı Berlin birleştiğinde ilk oraya gittim ben. Tabii kent aynı zamanda bilimle yönetilir. Bir planlama işidir. İlk gittiğimde Doğu Berlin, Batı Berlin o bölgenin ortasında tamamını yıkmışlar. Ne yapıyorsunuz dedim. Önce altyapı yapacağız dediler. Hatta vatandaşlarla zaman zaman karşılaştığımızda siz de çok iyi bilirsiniz. Ya sürekli kaldırım değiştiriyorlar, asfalt bilmem ne yapılır. Niçin yapılır? Çünkü bu şehirlerin altında galeri yok. Gidin Londra'nın altında koskoca başka bir şehir. Berlin'in altında başka bir şehir var. Yani doğal gazınız bozulduğunda, su bozulduğunda hadi şurayı kazıyalım demiyorsunuz. Yer altına giriyorsunuz ve yer altındaki bütün o sisteme baktığınızda otopark, park dahil, ulaşım dahil, doğal gaz, su, bütünü buraya yerleştirmiş. Bu imkanlar olmadı. Hızlı gelişti şehir. Ne yazık ki yöneticilerin de çok büyük katkıları oldu. Tamamen R'ye tahvil edildi. Özellikle 80'den sonra çok sayıda afların çıkması İstanbul'u perişan etti. Köprü tartışmaları sürekli başka bir noktadan tartışıldı. Ulaşım sorunu çözeceğiz ama başka bir meseleye getiriyoruz. Ne yapacağız? Yani trafik sorunu var, ulaşım sorunu var. Köprü yapacağız. Tamam, güzel. Köprü yaparken bir başka sorunla karşı karşıya kalıyoruz. İşte birinci köprü 3 milyon yük getirdi. İkinci köprü 4 milyon yük getirdi. Şimdi üçüncü köprü tartışması var. Üçüncü köprü tartışmasında kaldı ki bunların kararlarını siyasetçilerin vermesi de doğru değil. Bu kararları bu insanlar, bu üniversiteler, teknik üniversiteler için var? Bu meseleler için var. Ve Sayın Topbaş 2005 yılında galiba İstanbul'un master plan, yani İstanbul'un anayasasını yapacağım dedi. Gerçekten Türkiye'de çok önemli ulaşım uzmanları, plancılar ve hatta dünyanın birçok ülkelerinde de uzman insanlar getirdi ve planlama yapıldı. İstanbul'un acilen bir planlamaya da ihtiyacının olduğunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Sayın Topbaş da bilir çünkü kendisi aynı zamanda bir mimar.
Ama bu plan darmadağın edildi. Mesela bu planda köprü yoktu. Bu planda Sayın Başbakan'ın ifade etmiş olduğu işte bu çılgın şehir dediğimiz işte Kanal İstanbul yok. Şimdi bir tarafta Kanal İstanbul'u tartışıyoruz. Öbür tarafta Ayamama Deresi halen ortada. Ayamama Deresi 34 tane yurttaşımızın hayatına sebep oldu. Yani Ayamama Deresi'ni kurutamamış bir yönetim bana çılgın proje anlatabilir mi? Bütün bu sorunlara baktığımızda acil yapılması gereken ulaşım sorunu, ikincisi mülkiyet sorunu, bizim ana projelerimiz. En önemlisi tabii siyasetçilerin, inşallah ben belediye başkanı adayı olursam, kamuoyunun önünde noter huzurunda taahhüt edeceğim. Şeffaf, hesap verebilir, arınmış, her kuruşun hesabını verebilecek bir belediyecilik anlayışını oturtmamız gerekiyor. Dışarıdan göç şehre, İstanbul'a ki İstanbul'u biraz hem ulaşayım hem diğer konularda. O siyasetçilerin bahanesi Mustafa Bey. Efendim göç geliyor, nasıl durduracağız? Sayın Başbakan, konusunda sizin bir var. Sınırlama. Tabii ki var. Bir planlama yaparsanız otomatikmen o planlamayla bir sınırlama da getiriyorsunuz. Vize. Şimdi hayır, vizeye gerek yok. Paris'i büyütebiliyor musunuz? Yani yeni yapılaşma olmadığı sürece, yeni bir planlama olmadığı sürece şehri büyütemezsiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Bütün bakın, örneğin İstanbul'un, İstanbul benzer yani doğuda, güneydoğuda, Orta Anadolu'da benzer İstanbul şehirleri gibi şehirler yapılabilir. İstanbul'un 20 milyonluk bir kent, hava alamıyorsunuz. İnsanlar havayla yaşıyor. Şimdi hiçbirimiz farkında değiliz. Devasa abi, beton yığınları ve bu beton yığınlarının içinde yarın çocuklarımıza hesap veremeyiz. Abi, artık bu iş için çok geç. Ben geçen hafta İstanbul'daydım. Sparta Kule tren istasyonu geçici olarak şimdi hizmet veriyor. Oradan işte tren seyahat için. Eskiden o, ben Bahçeşehir'i hatırlıyorum. Bayağı bir boşluk vardı o Mahmut Bey gişelerle. Bayağı bir işlem. Tamamen aralar gökdelenlerle dolmuş. Boş olan yerlerde gece kondularla dolmuş. Ama bu İstanbul'un veya Türkiye'nin genelinde, İzmir'de de böyle, Türkiye'nin güzelim o sahil şeridinde de böyle. Oradan da biz Yunanistan'a gittik. İçiniz parçalanır. Orası aynen korunmuş, bizim taraflar katledilmiş. Bunun CHP'li, MHP'li, AK Parti belediyesinden ziyade bu bizim artık genlerimizde kıyı katliamı ya da betonlaşma var. Sizin belediyelerinizin olduğu yerler de İstanbul'da işler acısı. Yani bu CHP gelecek, dert, binalar bitecek anlamı değil. Tüm hepimizde var. O açıdan sizin yani bunu sadece tek başına başınızı engellemeniz çok ama çok zor. Bu binaları İstanbul öyle katledilmiş ki, o kadar kötü ki. İki şerit yolda, etrafında 50'şer katlı gökdelenler var. İşte İngiltere'den, Fransa'dan örnekler veriyorsunuz. Orada böyle bir şey yapamazsınız. Yan yana adam 4 tane restoran açtırmıyor. Buraların dengesini bozarsın diye. Belli meslek grupların, esnafların hepsinin hakları var, kotaları var. O nedenle yani bu partilerden ziyade bir Türkiye sorunu. Bir Türkiye sorunu. Evet. Ve sizin çok iyi niyetli söylemlerinize rağmen bu bir hayal, ben size söyleyeyim. Hayır. Çünkü şu an İstanbul'da sizin belediyeleriniz de dahil olmak üzere İstanbul el birliğiyle katlediliyor. Ve modernleşmeyi de, Ankara'nın hali de ortada, biliyoruz hep beraber. İzmir'de öyle. Biz modernleşmeyi de büyük binalar yapmak olarak biliyoruz. Bu değil ama. Bugün özellikle Avrupa'da en çok tartışılan daha yeşil şehirler. Özellikle beton çok tartışılıyor. Beton aynı zamanda oksijen sorunu yaratıyor. Bu nasıl yapılır? Bunu elbette ya bir belediye başkanının özel hassasiyetiyle olabilecek şeyler değildir. Burada bir sistem, bir kural haline getirmemiz lazım. İstanbul'da, ya sadece İstanbul değil, bütün şehirlerde 10 tane farklı kurumun plan yapma yetkisi var. Ya düşünebiliyor musunuz? Şimdi burada Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda oturan bürokratlar İstanbul'a Bağcılar'a götürsem 3 gün evini bulamaz. Bağcılar'ın planını Sayın Topbaş yapmıyor, buradaki memurlar yapıyor, bürokratlar yapıyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Şehrin bütünlüğünü sağlayamazsınız. Ve kaldı ki ben de biliyorum, İktidar Partisi'nin belediye başkanları iktidar bakanlarına onlarca dava açtı. Ama ne yazık ki bunlar konuşulmuyor. Sayın Topbaş'ın TOKİ ile ilgili açmış olduğu davaların
Sonucu ne oldu merak ediyorum. Ben de İstanbul'da yaşayan bir yurttaşım. Çok haklı davalardı. Bu davalar geri mi çekildi? Bu davalar nasıl sonuçlandı? Bir kere öncelikle kentlerin bütünlüğünü sağlamak için Sayın Başbakan 96 galiba. 96 yılında ben belediye meclis üyesiydim. Sayın Başbakan belediye başkanıydı. Tarım Bakanlığı'nın bir satışa çıkan bir yeri vardı. Sayın Başbakan'ın o gün demeci aynen şuydu. Ankara elini İstanbul'da çek. Ben de diyorum ki Ankara şehirlerin üstünde elini çeksin. Aksi takdirde bu sorunların altında çıkmak mümkün değildir. Devasa beton yığınları arasında hava alabilecek duruma da gelemeyeceğiz. Bir dönelim mi? Ama bütün buna rağmen bu ulaşım sorunu çözülebilir. Evet. Trafik sorunu çok uzun vadeli bir sorundur. Gürsel Bey, İstanbul, evet işte belki bilmiyorum. Evet. Gençler hiç merak etmiyor musunuz? Gürsel Bey'in İstanbul hedeflerine dair mesela. Tabii başka bir şey söyleyeyim. Siz çok dünyayı gezen insanlarsınız. Eğer bir şehirde meydan yoksa o şehri şehir saymazlar. İnşallah belediye başkanı olursam 39 ilçenin önemli meydanları olacak. 39 meydanın adını da Özgürlük Meydanı koyacağım. Her yurttaşımız gelecek, düşüncesini rahatlıkla ifade edebilecek. İşte Londra'da benzer yerlerde var. Serbest siyasetçiler oralarda eleştiriliyor. Hı hı. Gürsel Bey, Mustafa Bey hatırlattı. Marmara ile ilgili bilmiyorum bir beyanatınız evet. Oldu mu? Gördünüz mü, beğendiniz mi? Gidemedim. Mi? Tabii ki Marmara hepimizin hayali olan bir projedir. Hı hı. Bu konuda çok gecikmiş bir proje. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu sadece bugün iktidar için söylemiyorum. Yani 40 yıllık, 50 yıllık uygulanması gereken bir projedir. Tabii. Mesela metroyu 1937'de Mustafa Kemal Atatürk bir Fransız mimara çizdiriyor. Ama ne yazık ki tabii ömrü vefa etmiyor. Hayata geçiremiyor. Keşke o zaman hayata geçebilseydi. Bu metro dediğimiz gelişmiş ülkelerin çoğu 100-150 yıl önce çözmüş. Biz şimdi konuşuyoruz. Marmara Rayı çok doğru bir proje. Başlatana da teşekkür ediyorum. Bitirene de teşekkür ediyorum. Galiba evet bir sorumuz olacak. Herkese iyi akşamlar. Gürsel Bey adaylığınızı tebrik ediyorum bu arada. Teşekkür ediyorum. Benim size sorum Marmaray Asrım projesi olarak Türkiye gündemine damgasını vurdu ve faaliyete geçti. Sizce İstanbul'daki seçimleri nasıl etkiler bu durum? Bir katkısı olur mu? Evet, bir asrım projesi olarak kabul etmem mümkün değil. Yani ne olursunuz... Hepimiz dünyayı geziyoruz. Dünyadaki projelere baktığımızda buna asrın projesi dersek çok doğru olmaz. Ama Türkiye için çok önemli bir projedir. Sonucu nasıl etkileyecek bilmiyorum. Elbette olumlu etkiler yani son derece doğal. Kala Mustafa Bey. Birinci köprüye karşı çıkmış mıydınız? Ben bir resim getirmek istiyorum. Birinci köprüde ben tabii o dönem yoktum. İkinci köprü tartışmasında varım ve üçüncü köprü tartışmasında var. Mustafa Bey, köprüler ihtiyaç olabilir. Dünyanın birçok ülkelerine gittiğinizde onlarca köprü görüyorsunuz. Ama bu köprü yapılacak, bu köprünün etrafına da bir şehir yapalım demiyorlar. Bizim itirazımız bu. Bakın İstanbul'da üçüncü köprü havzası 170 kilometre. Yani İstanbul'un bütün su havzaları ve akciğerinin olduğu bir yer. Gelin diyoruz kardeşim burayı yapılaşmaya aşmayalım. İstanbul'a yeniden yük getirmeyelim. Ama ne yazık ki bugüne kadar iktidar evet kardeşim bu çok doğrudur demiyor. Bu üçüncü köprü projesinde de 100 binlik planda yani yine Sayın Topbaş'ın uzmanlarının hazırlamış olduğu plana baktığımızda üçüncü köprünün İstanbul ulaşımına çok önemli katkı sunmayacağını bilim insanları söylüyor. Ben söylemiyorum yani. Metan Demir, hatta var ikinci mı köprüyle ikinci ve birinci köprünün ilk başlangıçlarında Mustafa Bey o fotoğrafları bir görmeniz lazım. Gördüğünüzde ya şaşırıyorsunuz. Yemyeşil o köprünün etrafları şimdi beton yığınlarıyla donatılmış. Peki yani hemen dönüyorum. Var mı başka bir sorusu olan? Evet. Yoksa Mustafa Bey'in yine var galiba. Bugün galiba ilk programın heyecanı biraz tabii alışacaklar evet. Gençler alışacaklar ilerleyen dönemlerde evet. Belediye başkan adayı olursanız, meclis üyeleri içinde başörtülü isim olacak mı? Sormak istediğim elbette soruydu. Neden olmasın hiç? Siz yazacak mısınız? Şu anda aday arkadaşlarımız var seçilebilirlerse tabii ki. Ben bir şey düzeltmek istiyorum Mustafa Bey. Yani
Bunlar çok biraz da bize haksızlık yapılıyor, onun farkındayım. Ama siz son dönemde bu konudaki politikanızı esnettiniz. Hayır, son dönemde değil. Yani son dönem derseniz... Siz il başkanlığınızda... İl doğru. Başkanlığımdan önce, yıl 97. Hayır, siz, ben sizi demiyorum. Şahsınız değil de partinin bu anlamda siyasetini bakın, söylüyor Mustafa Bey galiba. Sadece kadınlar için değil, insanların bireysel özgürlüklerini kısıtlamak insanın kabul edilecek bir şey değildir. Bir, iki, kadınları bir siyaset tartışmasında çıkarmamız lazım. Öncelikle Türk kadınının ekonomik özgürlüğüne ihtiyaç var. Geçen ay, sadece geçen ay, her ay bütün bu verileri takip ediyorum. 36 tane kadınımız maalesef 16 tanesi intihar etti. 20-21 tanesi de şiddette hayatını kaybetti. Ve bu kadınlarımızın tamamı benim ablam gibi, annem gibi başörtülü ve türbanlı kadınlarımızdı. Şimdi kadınları böyle siyaset malzemesi yapıp ama kadının aslı sorununu ötelemek vicdanen kabul edilecek bir şey değildir. Bir ikinci şeyi söylemek istiyorum. Yazın Adıyaman'daydım. Adıyaman'dan Giresun'a sadece 30 lira yömye almak için çocuğuna, evine aş getirmek için giderken 16 tane kadınımız trafik kazasında hayatını kaybetti. Hiçbirisinin sosyal güvencesi yok. Ayamama Deresi'nde minibüste boğulan 9 tane kız kardeşimizin tamamı türbanlıydı. 600 lira bir tekstil atölyesinde 3 kuruş para alacağım diye hayatlarını kaybettiler. Şimdi merak ediyorum, bugün bu tartışmaları açanlar acaba bunların ailelerine gidip ya siz ne yaptınız? Anneniz, çeliniz, çocuğunuz nasıl yaşıyor dedi mi? Aile sigortası Mustafa Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu aile sigortası çok acilen hayata geçirilmesi gereken bir sigorta iştir. Sosyal güvencesi olsun her yurttaşımız. Devletin, sosyal devletin temel görevi insanlar iş bulacak, aş bulacak. Yani vatandaş devlete olan bütün sorumluluğunu yerine getiriyorsa, devlet vatandaşa karşı getirmiyorsa, burada devleti de, iktidarı da sorgulamamız gerekiyor. Mustafa Bey'in sorusundan yola çıkarak. Listenizde başörtülü isim olacak. Elbette ya. Daha da ileri taşıyalım, bir olacak. Belediye başkan adayı ya da milletvekili. Şimdi bir de genel başkan yardımcısı sıfatı miyiz? Var. Bunu ben genel İstanbul adaylığı söz konusu olursa diye sordum. Efendim, genel şu başkan anda, yardımcısı olarak da soracağımız bu konuda sorular var. Mustafa Bey şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni değil, bugün değil. Yani nereden çıktı bu tartışma, doğrusu ben de şaşırıyorum. 10 yıl önce, 15 yıl önce, 13 yıl önce başörtülü kadınlarımız, kardeşlerimiz bizim kadın kolu başkanlarımız. İstanbul'da geçen dönem bir aday yarışı oldu. Aday yarışının içinde bir kadın arkadaşımız başörtülü türbanlı. Hiç böyle bir sorun yok. Şöyle ama yapalım ben, mı? Olurken, Metehan Demir. Sizde tabii öyle anlamsız ve yersiz çıkışlar yapan maalesef kadınlarınız oldu ki. Bu yeni en son olaydan mı? O zamanlarda. Siz İstanbul'da bunlar arada kaynadı. Başörtülü kadınlara rozet takarken Akdeniz'in bir şehrinde de biliyorsunuz. Yani o olaylar maalesef ön plana çıktı. Üzücü olaylar oluyor zaman zaman. Ama ben sizin bu anketleri ben gerçi sabah onu söyledim yayında ama geçenlerde biraz komik bir haber çıktı. Yani komik, garip, sizin ve Mustafa Sarıgül'ün anket sonuçlarınız araştıran şirkete hırsız girmiş, anket sonuçlarını çalmış. Evet yani ya. Onu yayınlayan dedim ki ben de hırsız odur yani, çünkü biri yayınlarsa çalan adamdır o kesin. Evet. Böyle bir hırsızlık neden olmuştur ya da bu biraz çarpıtıldı mı bu haberler? Biraz tuhaf değil mi bu haber? Bilmiyorum yani. Sonuçları çaldılar diyor. Önce bu araştırmayı kim yaptırıyor onu bilmiyorum. İkincisi sonucu ne oldu? Gazetelerde okudum tabii, bilmiyorum ya. Bu başörtüsü konusundan uzaklaşmadan, Metehan çok özür dilerim. Sözünü kesmiş gibi olmuyor ama ısrarla söz hakkı isteyen bir başörtülü arkadaşımız tabii var. Ayağa kalkarsanız çok sevineceğiz, daha net görebileceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Siz hani başörtüsünü siyasi bir malzemesi falan yaptı dediniz. Zaten hani başörtüsüne dedi. Karşı olan CHP'ydi. Yapılmamalı. Ki buna zaten hep karşı olan CHP'ydi. Herhangi bir hani böyle bir türbanla alakalı bir şey çıktığı zaman hep çoğunlukla sizin vekilleriniz hani buna karşı olduğunu, böyle bir şey yaşanmaması gerektiğini söylendi. Hani girmemeleri gerektiğini söylendi.
Bu bir önceki seçimlerde şey vardı mesela, bu hani çarşaf olayı vardı, linç edilme bir girişimde falan bulunmuştu. Seçim otobüsüne binmeye çalışmışlardı. Daha sonra işte o tekrar sizin CHP'den birisi olduğu anlaşıldı. Yani sonra da işte çarşaflı birilerine rozet takma töreni düzenlendi. Daha sonra işte tekrar bir başörtüsü gündeme her geldiğinde, ama sizin vekilleriniz sürekli buna karşı olduğunu söyleniyor. Ve şu anda mesela hani... Evet. Toparlayalım. Evet. Yani şu neydi? Mudur? Fatma. Evet. Şu mudur? Yani bireysel bakış açısından ziyade partide, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, başörtüsüne dönük böyle bir algı vardı mı demeye çalışıyorsunuz? Bunu mu anlayalım evet, sorunuzdan? Evet, hani siyasi, tamamen hani siyasi bir malzeme olarak kullanılan bence CHP. Hani çünkü hani evet, tabii yani bu algılar hani gündeme getirici. Ben çünkü çok üzülüyorum. Ben şunu söyleyeyim, hani biz okulda İmam Hatipliyim ben. Bizim sırf hani alınan kararlardan dolayı başımızı açmak zorunda kaldık. Ve hiç hoş olmayan bir şekilde. Daha sonra işte sürekli yasaklar geldi bize. Ama şu anda hani bu sanki yasakları sanki siz yapmıyormuşsunuz. Ama kadına yasaklar daha bitmedi. Sizin yasaklar bitmiş olabilir. Daha çok yasaklar sayabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Önce hemen şunu söyleyeyim. Tabii ki bu algılar zaman zaman münferit çıkışlar oldu. Ama... Bir başka şey daha söyleyeyim. Yıl 97, 28 Şubat'ın olduğu dönemde. Şimdi kamuda başörtülü olsun mu olmasın tartışmasını duyunca şaşırıyorum. Ben kamuda görev yapıyordum. Belediye başkan yardımcısıydım. Bugün AKP'de siyaset yapanların hiçbirisi bu cesareti gösteremezken Gürsel Tekin olarak yanımda çalışan başörtülü kadın arkadaşlarımız vardı. Yapmayın yani. Hep i̇şte, için kötü tarafı. Anlaşılamayan şahsınız değil ama zaten. Ama bugün geldiğimiz nokta, Sayın Genel Başkanımız YÖK Başkanı kendisi bana size teşekkür ediyorum dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu sorunu siz bitirdiniz. Keşke bunlar, bu tartışmalar olmasaydı. Ama bu tartışmalar maalesef gittikçe siyaset malzemesi haline dönüştü. Siz, kısmen de bizim... Siz partinizdeki iktidardan bahsediyorum. İktidara gelene kadar da ne kadar zorluklardan geçtiniz bu adımları atarken, başınıza gelmeyen Kemal Bey'in de sizin de kalmadı. Neler neler söylediler size de bu adımları atalım derken. Önce... Şunu söyleyeyim şimdi bakın. Fatma kardeşimiz haklı olarak diyor ki ben benim sürecimde sıkıntılar çektim. Şimdi evet doğrudur. Fatma kardeşimiz sıkıntılar çektiği dönemde bu ülkenin solcu çocukları Fatma kardeşimizin yanındaydı. Bugün... Doğru. Onlara yapılan bu muamelede sizin de onların yanında olmanız gerektiği evet. inancı içerisinde. Muamele hani uygulanmıyor ki. Yani onlara bir bakın, yasak yok. Yapmayın ne olursunuz Fatma Hanım. Çünkü hani dövülerek, kimsenin özgürlüğüne bir hani dövülerek, bir gördüm. Bakın dövülerek bir kardeşimiz öldürüldü. Allah aşkına başka ne olacak? Bu sizi rahatsız etmez mi yani? Bir gencecik öğrenci dövülerek öldürülüyorsa. Ama başörtüsüyle ilgisi var ki. Genel işte bak, özgürlük tanımından bahsediyor yani. Gürsel siz, Bey. Yani o siz sadece bir yere sıkıştırırsanız nasıl ki o öldürülen kardeşimizin anlayışı içerisinde olan arkadaşlar size o gün yapılan muamelelerde yanınızda duruyorsa siz de bugün Ali İsmail'e yapılan muamelede aynı heyecanla aynı cümleyle karşı çıkmanız lazım. Bir hani o olayların olduğu sırada mesela belki görmüşsünüzdür. Hani birçok otobüs böyle hani molotof kokteylleriyle parçalanan evet, gezi olaylarından zaten siz de galiba ondan bahsediyorsunuz. Hani birçok otobüse zarar verildi. Ondan sonra hocam Ankara'da böyle otobüs duraklarına hani uğrayamaz duruma geldik. Zaten Kızılay'a hiçbir şekilde gidemedik sırf o olaylardan dolayı. Peki buna neyse, ne söylüyorsunuz? Neyse ben başka bir şey söylüyorum. Bu konuda uzlaşamayacaksınız. Evet. Pekala teşekkür ederiz. Evet, evet. Gürsel Bey, ekleyeceğiniz var mı? Mustafa Bey'in galiba bir sorusu tabii, vardı. Buyurun. Ya biraz buradan gidebiliriz. Bilmiyorum ne kadar süremiz var ama Kemal Bey döneminde... İşsizliğe, yoksulluğa, sefalete bir şeylere gelelim ya. Sizin de ben etkiniz olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojiden projeye kaydı. Seçimlerde özellikle evet. seçim dönemlerinde projeleriyle konuşulan, işte biraz önce hatırlattınız aile sigortası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeme getirdiği bir konuydu. Eskiden olsaydı kamuda başörtüsü ya belki bir darbe gerekçesi olabilirdi. Parlamentoda örnekleri yaşandı. Başörtüsü milletvekillerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem 10 gün önceki tavrı, ki partide itirazlar vardı. Bu itiraz eden milletvekilleri bir şekilde ikna edildi.
Yani ikna süreci ters yaşadı. Daha önce baş açma ikna odaları vardı. Burada başörtüsüne karşı mücadele edelim, kavga edelim diyenleri parti yönetimi bir şekilde ikna etmeyi başardı. Laiklik, irtica, rejim, tehdit, tehlike. Biz Cumhuriyet Halk Partililerden son dönemde pek duymadığımız kelimeler. Eskiden bu kelimelerle hep kendilerini anlatırlardı. Ben buradan şuraya geleceğim. Evet, tabii ki. Bunu seçim dönemine uyarlayalım. Bu seçimlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi yeni projelerle seçmenin karşısına... Milletin meseleleriyle ilgileneceğiz. Milletin yaşam biçimiyle değil. Bizim ilkemiz bu. Dün de öyle yaptık. Bu yarın da öyle yapacağız. Şeye katılıyor dün musunuz Gürsel Bey? Yaptık. 2009'da da öyle yaptık. 2009'u... Ama şunu da söyleyeyim. Yani şimdi bu bütün bu olumsuzlukların sebebi gibi gösterilmesi çok doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi 30 yıldır 80 sonrası iktidar olmuş bir siyasi parti değil. Bunun hesabını maalesef 30 yıla bakın 30 yılın tamamını sağcılar yönetmiştir. O devlette siz iktidardınız. Nerede iktidardı? Devlette. Nasıl bir iktidarız onu da gerçekten çok şaşırıyorum. Devlette iktidarız. Faili meçhul cinayetlerde en çok biz arkadaşlarımız hayatını kaybetmişiz. Kaybetmiş. Devlette iktidarız. Darbe döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kadroları cezaevinde veya mağdur olmuş. Bunu da anlamaktan zorluk çekiyorum. Keşke orada olabilseydik. Şöyle sorsak, paralel gidecek olursak. Partinizle ilgili son dönemde yine ikiye ayrılmış farklı görüş açıları var. Nedir o? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimi diyor ki daha muhafazakar bir dil kullanılıyor. Bu değişim ve dönüşüm için gereklidir. Ama aslında zaten CHP'nin özünde de bu vardı. Çok da uzaktı. Kimi de der ki yani laikliğe karşı alınmış bir tavırdır. Yani laiklik ilkelerinin zedelendiğini düşünenler de var. Katılıyor musunuz? Ya da güçlendirdi mi? Tabii kısmen, kısmen yani. Laiklik ilkesinin zedelendiğini söyleyebilirim. Yani bunu hangisi? Bu kadar net bir mesela fotoğrafta hangi? Da hemen söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın son dönemlerdeki tutumu doğrusu hepimizi kaygılandıran bir tutumdur. Yaşam biçimiyle ilgili bakın ne konuştuk biraz önce. Efendim insanların yaşam biçimlerine müdahale etmeyelim. Bir başka insanların yaşam biçimine nasıl müdahale edeceksiniz? Var mı böyle bir hakkınız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmadığı halde bu kadar eleştiriye maruz kaldı. İktidar niye eleştiriye maruz kalmıyor? Şimdi Sayın Başbakan'ın geçen kullanmış olduğu cümleler doğrusu dehşet verici. Yani belki çok gündemde tutulmadı. Şunu söylemişti bir gazetende büyüterek verilmişti. Sayın Başbakan bu türban meselesinin konuşulduğu gün, ertesi gün bu cahiller bilmiyor dinin emridir. Şimdi dinin emri derseniz bir başka tartışmada getirmek zorundasınız. Yani dinin emri başka bir şeyi de gerektiriyor. Erkeklerle kadınların parlamentoda ayrı ayrı oturması gerekiyor. Ya bu konuda bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sayın Başbakan başbakandır. Yani sıradan bir siyasetçi ya da bir gazetecinin kullanmış olduğu cümleler değildir. Sayın Başbakan'ın söylediği her cümle kamuda karşılık buluyor. İşte Adana'da olduğu gibi. Ve nihayet partide sağduyulu insanlar da bu konuda itirazlarını yaptılar. Katılıyor musunuz bu söylediğine Mustafa Bey? Yani dinin emri ise işte kadınlar erkekler de o zaman ayrı otursun gibi böyle bir ama öyledir yani bir emir olarak yani. Mustafa Bey'in bir fikrini alalım. Yani başörtüsünü böyle bir şeyin içine sokmak doğru mu daha doğrusu? Ben başörtüsü konusuna özgürlük konusu olarak bakıyorum. Yani siyasetçi daha çok dinin yani din kuşkusuz hayatın bir gerçeğidir ama biz gerek bu karma ev, kız erkek evlerle ilgili hem başörtüsü tartışmalarda ya suç boyutuyla biz ilgileniriz. İlgilenmemiz gerekiyor. Kriminal boyutuyla ilgilenmemiz gerekiyor. Eğer suç varsa devlet orada devreye girebilir. Suç yoksa yani o günahla ilgilenmek devletin işi olmamalı diye düşünüyorum. Elbette. Peki. Metan Demir bir süredir söz hakkı veremiyorum. Sonuç? Suç. Suç. Yanlış. Suç devletin işi. Ah tamam.
Güzel işte bu. Metehan Demir, bir süredir söz hakkı veremiyorum. Bu son konuştuklarımızla ilgili ekleyeceklerim olabilir. Bu Adana valisinin açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sayın Valinin şöyle bir avantajı var. Ben hatta sadece dün, belediye kontekstinde değil. Tabii dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yaptım yanındır. Dedim ki Sayın Başbakan'ın bu konuda olabilir, hepimiz insanız. Yani kamu görevlisi de olabilirsiniz, siyasetçi olabilirsiniz. Zaman zaman boşta bulunabilirsiniz. Ama bir özür diye bir şey vardır. Çıkar özür dilersiniz. Evet. Şimdi öyle cümle kurdu ki ben kavas dedim. Hani kalas derse anlaşılır. Yani toplumda kalas çok kullanılan bir şey. Kavası şimdi soralım. Kavas nedir bilir misiniz? İki, kavas büyük iki Sayın Başbakan'ın koruma görevlisi, sahiplenme şeyi, evet. Vali, emniyet müdürü, bakın adı belli. Yani nedir? Hepimizin güvenliğinden sorumlu insanlar. Bu tür siyasetin içine fazla girmeleri doğru değildir. Bu sonuç, yani Sayın Vali'nin Aydın'daki davranışını biliyoruz. Kırıkkale'deki Kırklareli'ndeki davranışını biliyoruz. Ama şu yararı var. Nereye gitse CHP kazanıyor. İnşallah Adana'yı da kazanacağız. Ama Sayın Başbakan'a da rica ediyorum. İstanbul'a da istiyoruz Sayın Vali. Peki hala bir sorumuz var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adaylığınız hayırlı olsun diyorum. Sağ ol kardeşim. İyi yayınlar hem de. Ya hani tekrar ben hani konuyu tekrar açmak istemiyorum da yani merak ettiğim bir şey var. Bu başörtüsü konusunda CHP'nin ileride bir başörtülü bir adayını, milletvekilini görebilecek miyiz? Olabilir. Yani dediği verdi zaten yanıtını ama evet dinleyelim. Bir de buna ek olarak bir şey daha var. Hani bu bir CHP için bir seçim mühendisliği midir? Yani hani bunu sormak istiyorum. Tersini sorayım o zaman. AKP için biz seçim mühendisliğini, mesela 11 yıllık iktidar kim elini bağlamıştı? Mevzuatlarda hiçbir aykırılık yok. 2011'de seçebilirdi, 2007'de seçebilirdi. İşte siz siyasetçi olduğunuz için. Efendim ben de sordum. Şu anda... Anayasa Mahkemesi bu... bağlamıyor mu? Efendim? Anayasa 2011 mahkemesi. Yılında Anayasa Mahkemesi mi vardı? Parti kapatılıyordu az kalsın. Şimdi de kapatılıyor. Büroyla. Büroyla kurtuldu. Şunu İki parti kapatıldı. Şunu siyasetçinin birinci görevi elbette yasaları, kuralları uygulamaktır. Ama aslı görevi vatandaşların, yurttaşların sorunlarını çözmek için vardır. Tam tersine biz de bugün, sadece bugüne mahsus değil, son 40 yıla bakın, siyasetçi vatandaşı ayrıştırmayla meşgul olmuştur. Geçmiş dönemlerde de öyle oldu. İşte komünizm gelecek kavgası, şeriat gelecek kavgası, o gelecek kavgası, bu gelecek. Şimdi aynı film yine dönüyor. Yani %50 %50 kabul edilebilecek bir anlayış değildir. Bir ülkenin başbakanı yurttaşını ikiye ayırmaz karpuz gibi. %50 de oy alabilirsin, %90 da oy alabilirsin. O %10 vatandaş da senin sorumluluğundan olan vatandaştır. İşsizliği çözdünüz mü? Mesela İktidar Partisi 2001 yılında önemli bir projeyle yola çıktı. 3Y ile çıktı. Yani 3Y nedir? Yasaksız bir Türkiye yaratacağım demişti. Şimdi gelelim, her taraf yasak. Ya başbakanlığa bile giremiyorsunuz. 2, yoksulluğu bitireceğim demişti. Maalesef yoksulluk şu anda bütün verilere baktığınızda en yüksek oranda. Yolsuzluğu da vallahi söylemeyeyim. Son 50 yılın en büyük yolsuzluğu bu iktidar döneminde oluyor. Yani siyasetçinin birinci önceliği vatandaş ne yapacağını çok iyi biliyor. Bereket versin, yurttaşlar çok bilinçli. Siyasetçinin bütün bu ayrıştırmalarına alet olmuyor. Aksi takdirde 80 öncesi gibi oluruz. Pekala. Benim aklıma gelen hemen bu konulardan yine paralel bir soru. Bu tekke ve zaviyelerin açılması önümüzdeki günlerde gündeme gelirse, ki AK Parti'nin böyle bir hazırlığı var, bir teklif sunuldu. Başörtüsünde artık bir sorun kalmadığını deklare eden ve aldığı tavırla da bunu gösteren Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şeyde nasıl bir tavır alır? Yoksa devrim ilkelerine aykırıdır mı bu diye bir tavır alır? Ben de bunu merak Tabii ediyorum. Tabii sonuç itibariyle biz hukuku, anayasayı yok sayacak durumda değiliz. Bu konuda nasıl bir teklif gelecek nedir bilmiyorum. Ama en önemli sorun bir Alevi yurttaşlarımızın sorunlarını hiç konuşmuyoruz. İşte onların da cem evlerinin ve dedelerin statü kazanmasına dönük bir
Mustafa Bey yanılıyorsam düzeltin ya da hayır tam. Mesela bu Sayın Başbakan'ın Sayın Başbakan'ın hazırlamış olduğu bu sözde demokratikleşme paketinin içinde bu madde vardı. Bu madde nasıl olduysa bir gece yarısı bu madde çıkarıldı. Bu maddenin içine baktığınızda çok basit. Öyle şu yasayı, bu kanunu değiştirelim. Bir tek şeyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2004 yılında hazırlamış ve kanun teklifi olarak vermiş olduğu yasa var. İktidar da alır bunu yeniden gözden geçirebiliriz. Ve bizim dışımızda şu anda parlamentoda 4 siyasi partinin ortak söylemi Alevi yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda bir ortak söylem var. Ama ne yazık ki bir türlü hayata geçmiyor. Bunun için işte şu maddeyi değiştirelim bilmem neyi değiştirelim'e gerek yok. Hemen getirsinler yarın. Bu Alevi yurttaşlarımızın Cem Evren'in statü çözelim. Kazanması için yani bu tekke ve zaviyeler evet. kanunu ile ilgili bir teklif verildi AK Parti tarafından. Ve hakikaten de Alevi vatandaşların o sıkıntısının kalkması yönünde atılan bir adım. Yani bunu da içeriyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ne olur? Bilemiyorum tabii o konuda zannedersem bu anayasa çalışmasında da gündeme geldi. Bu 60 maddenin içinde var mı yok mu ne kadar var onu bilmediğim için şu anda bir şey diyemem. Tekke ve zaviyelerle ilgili zaten Türkiye'de yani çok sayıda yani devrim kanunları işte yasal olarak engellemeler falan var ama Türkiye'de tarikatlar. Pratikte de hayatta hepsi. Pratikte yani. Hepsi hayatta var. Yani biz sadece kafamızı kuma gömüyoruz. Şebaruz'a gitmeyen siyasi lider var mı? Tabii canım. Yani evet. O açıdan orada da biraz şey var kendimizi kandırmak. Bugün aşuraya gittik yani işte. Evet. Cafer'in Mustafa Bey sorabilirsiniz. Devam soracağım, ediyoruz. Şunu soracağım. Son tura da girmiş AK Parti, bulunuyoruz bu arada. Cumhuriyet Halk Partisi ile kavga ederek daha fazla oy aldığını hesap ediyor ve stratejisini genellikle bunun üzerine oturtuyor. Siz de sürekli artık AK Parti'nin karşısına geçmekten çekiniyorsunuz. Bak tekke zaviyeler denildi. Hayır bizim yine bizim kimsede korkumuz yok. Böyle bu bir şey içerisinde bir değil. Strateji değişikliği biz, olarak. Biz stratejik değişiklik bugüne mahsus değildir. Yani Sayın Genel Başkanımızın 2010 yılından itibaren evet bu çalışmaları ve ne kadar özgürlükçü olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu bugüne mahsus değildir Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu projeleri. İktidar Partisi eski alışkanlıklarında vazgeçmesi gerekiyor. Yani toplumun daha olabildikçe temel sorunlarının dışında işte ısrarla böyle gerilimli işte kızlarla çocuklar bir yerde kalır. Kalır kardeşim sana ne sen kimsin? Kalır benim çocuğum değil mi ya? Ne hakkım var? Hangi yasaya dayandırıyorsun? O yetmedi işte bilmem bir başka bir şey. Bu eski alışkanlıklar toplumda karşılık bulmuyor. Bu ister AKP yapsın ister bir başka siyasi parti yapsın. Bu hastalıklardan da vazgeçmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi projelerle gündemde olacak. Hı-hı. Önümüzdeki dönemde İstanbul dahil olmak üzere bütün büyük şehirlerle ilgili çok önemli projelerimiz var. O projelerimizi yurttaşlarımızla paylaşacağız. Biraz yurttaşlarımızın haberleri, beklentileri, mülkiyet sorunu, yaşam sorunu, işsizlik sorunu, yoksulluk sorunu bütün bunlarla meşgul olacağız. Ankara adayınız kim olacak? İsim vermezseniz Ankara'da, de. Ankara'da tabii şu anda somutlaşmış isim yok ama aday arkadaşlarımız var. Bir milletvekili olabilir mi? Milletvekili arkadaşımız var. Bir öğretim görevlisi arkadaşımız var. Bir tane de. Bir kadın adayı öne çıkaracağınız evet. Doğru mudur? Evet. Mesela Ankara için ya da elbette, diğer büyük elbette neden olmasın yani. Biraz da kadınlar yönetsin. Bir pozitif ayrımcılık yani. Yapacak mısınız bu kesinlikle. Konuda? Kesinlikle. Nerede olur bilmiyorum ama çok sayıda kadın adaylarımız olacak. Mustafa Bey devam edin. Bir de Ali Baş Karaağaç şu anda bizim belediye başkanı. Merkez sağdan bazı isimler Ankara için konuşuluyor. Çok isimler konuşuluyor da ama şu anda mevcut aday 3 tane arkadaşımız. Genel merkezdeki havalası. Genel merkezdeki bir arayış, Ankara arayışı var. Tabii olmaz mı? Herkesin önceliği ciddi çalışma yapılıyor. Yani bu büyük şehirlerle ilgili. Buna Ankara'da dahildir. Önümüzdeki günlerde Ankara'yı mutlu edecek adayımız çıkacak. Sadece Ankara değil, Türkiye genelinde merkez sağdan transfer adayı görebilecek miyiz? Çok sayıda kulislerde çok. Evet, şu anda çok sayıda talep var, özellikle merkez sağda. Belki çok sembolik isimler olmasa da başvuran arkadaşlarımız var. Geçmiş yıllarda ANAP'ta, DYP'de ya da merkez solda siyaset yapan arkadaşlarımızın başvuruları var. Bunlar da değerlendirilecek. İzmir devam eder mi? İzmir Sayın Kocaoğlu başarılı bir belediye başkanı. Her şeye rağmen
çok baskı yapıldı. Baskının ötesinde moralmen çok çökertildi. Yani düşünün, ana kadronuzun tamamı gözaltına alınıyor, itibarsızlaştırılıyor. Buna rağmen çok başarılı bir belediye başkanımız. Antalya için. Ama şu anda daha başvuru yapmış değil. Neden? Bilemiyorum Sayın Kocaoğlu daha başvuru. Sizden birkaç arkadaşımız daha var. Ankara'dan bir işaret beklediği. Benden beklemiyordur herhalde işareti. Bilmiyorum, evet. Antalya adayınız mevcut başkanla ilgili. Evet, Antalya'da da şu anda galiba 5 tane aday arkadaşımız var. Deniz Bey faktörü var. Deniz Bey sonuç itibarıyla birinci önceliği seçimi kazanmak olur. Yani Deniz Bey'in çok büyük bir müdahalesi olacağını zannetmiyorum. Adaylık sürecini Antalya'da tabii ki görüşü sonuç alınır. İtibarıyla eski genel başkanımızdır. Antalya milletvekilidir. Yani Antalya ile ilgili bir karar alınırsa herhalde Sayın Genel Başkanımızın da düşünceleri ve önerileri alınacaktır. Siz son sorularınızı düşünürken sona yaklaşıyoruz. Var mı sorusu olan? Evet, bir arkadaşımız daha var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı olsun tekrarından. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Şimdi Gürsel Bey, Kemal Kılıçdaroğlu Efendi'ye siz çok yakınsınız. Ben öyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun başarılarına da büyük katkıda bulunduğunuza inanıyorum. Siz bana katılıyor musunuz bu konuda? Ayrıyeten ikinci bir sorum da. Birisine katılıyorum, çok yakınıyım. Başarıda payım yok. Başarıyı ama nezaket yani, gösteriyor Gürsel Bey. Biz öyle görüyoruz. İstanbul başarısında. Evet, oyunda. Yani olabildikçe sadece ben değil, 2009 yılında ilçe başkanlarım, örgütlerimiz gerçekten çok ciddi çaba sarf etti. İkinci bir sorum ise genel başkanlık için bir projeniz var mı, bir düşünceniz var mı? Benim için mi? Evet. Siyaset yapan herkesin bir projesi vardır ama şu anda partide bir genel başkanlık sorunu olmadığı için böyle bir iddiam yok. Şu andaki iddiam İstanbul'u yönetmek istiyorum. Gürsel Bey, şöyle sorsam peki, ben arkadaşımızın sorusunun arkasına çok yakınım dediniz. İşte hakikaten de iyi bir hatırlatmaydı sizin desteğiniz Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük. Şimdi ben yine sorduğum zaman siz diyeceksiniz ki Sayın Sarıgül daha adaylığını açıklamadı. Ama hani sizin Sayın Sarıgül aday gösterilirse bu yakınlık sebebiyle hasebiyle bir kırgınlığınız olmaz mı? Olmaz. Yani İstanbul tecrübesi de olan bir isim olduğunuz için olmaz, soruyorum. Hayır, tabandan olmaz. Gelen bir siyasetçisiniz. Şundan dolayı olmaz. Benim bilmediğim, Sayın Genel Başkanımızın bildiği, gerçekten elinde ciddi kamu yoklamaları, Sayın Sarıgül'le daha fazla oy alabileceğimize inanıyorsa ben de Sayın Genel Başkanım kararlarına saygı duyarım. Son sorular. Siz başta görüştünüz mü? Hayır, ben görüştüm. Parti görüştüm. Bilemiyorum. Ya benim daha çok şunu da söyleyeyim. Yani partinin mutlaka herkese açık olması gerektiği inancı içerisindeyim. Ama benim birinci önceliğim, ben karar verici olsam önce bir kere partinin ana unsurlarını değerlendiririm. Partiye gelen arkadaşlarımız, ben 30 yıldır siyaset yapıyorum. 30 yıldan sonra buraya geldim. Arkadaşlarımız da gelsin biraz. 3 yıl, 5 yıl siyasetin bir tozunu yutsunlar. Sonra aday olsunlar. Bu açıda ben dışarıdaki aday şeylerine çok sıcak bakan bir siyasetçi değilim. Sizin ama bir de... Yani CHP'nin içinde çok önemli cevherler var. Sizin isminizin geçtiği bir başka yer... İstanbul'u geniş anlamda konuştuk da daha daraltırsak Kadıköy içinde adınız zikrediliyor. Böyle iddialar da var. İşte Sayın Sarıgül aslında Şişli'de Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı olarak kalacak. Sayın Sarıgül de Kadıköy için zikrediliyor. Bir de şunu da söyleyenler oldu. Öyle bir ikili model olacaksa Şişli olmam lazım. Niye Kadıköy göndermiyorsunuz yani? Hatta benim bir adım öne gidip Sayın Sarıgül'ün İstanbul ve ilçeleri konusunda özel Kadıköy için düşündüğü isim de Gürsel Tekin diyenler bile var. İddiaları ilk ağızdan ya doğrulayalım yani, ya yalanlayalım. Bugün de yazmışlar yani. Hı hı. İşte açtım şeyleri, haber sitelerini. Sayın Genel Başkanımızla biz bugün Caferilerin aşurası vardı, oraya katıldık. Küsmüşüz, bilmem neymişiz ya, hiç umursamıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcısıyım. İlçe belediye başkanlığı talebim olsaydı 2009 yılında değerlendirirdim. Sayın Genel Başkanımız Sayın Baykal o zaman il başkanı olduğum dönemde istediğim ilçede aday olma imkanım vardı. Şimdi genel başkan yardımcısıyım. Sadece İstanbul Büyükşehir düşünüyorum. Pekala. Mustafa Bey ekleyeceğiniz var mı? Metehan Demir ekleyeceğiniz var mı? Mustafa Bey'in soruları bugün bitmiyor. Aynen, çok
fazla nedense medyada konuşulmayan, tartışılmayan çok ilginç bir aday adayınız var İstanbul'da. Kim o? Sabri Erbakan. Ha evet, bugün Sayın Erbakan bugün partimize katıldı, üyeliğini yaptı. Yani aday adaylığı müracaatını da yaptı. Fatih evet. Ya da Esenler evet. Gibi. Hayırlısı olsun. Aday olarak görebilir miyiz kendisini? Bilemiyorum tabii, buna parti karar verecek bugün. Hava nedir? Olabilir. Sayın Erbakan'ın 2011 yılında da bir talebi vardı ama geciktirildi galiba. Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Evet evet, yani bugün, sadece bugün talep değil. Yani Erbakan ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette siyaset... Elbette, neden olmasın? Sayın Erbakan Türk siyasetinde önemli bir isimdir. Yani bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. Siyaseten rekabet içinde olabilirsiniz. Geçmiş yıllarda da Sayın Demirel, Sayın Ecevit çok ciddi rekabet içinde oldular. Ama Sayın Ecevit'in ölümünde Sayın Demirel çok anlamlı bir konuşma yaptı. Türk siyasetinde buna alışacağız. Pekala. Düşman değiliz yani. Sorularıyla da sonlandıracağız evet. Yavaş yavaş programı. Evet, mikrofon sizde. Merhaba, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Benim sorum aslında Gezi Park olaylarıyla ilgili, merak ettiğim bir şey var. Gezi Park olayları sizce CHP'nin oylarını etkiledi mi? Etkilediyse hangi yönde? Valla hiç önemi yok. Yani CHP'nin oyunu mu etkiledi, AKP'nin mi, o beni çok ilgilendirmiyor. Ama Gezi Parkı Türk siyasetinin vicdanı olacak. Ona emin olun. Elbette genelde böyle olumsuzluklar üzerine kurduk. Bu olumsuzlukların sebebi başta devlettir. Yani o Gezi Parkı dediğiniz Taksim Meydanı, hani televizyonlarda izliyorsunuz ya, biri sizi gözetliyor gibi MOBESE sistemleriyle tamamını kontrol etme imkanı vardı. Neydi Gezi Parkı? Binlerce işsiz genç isyan etme imkanı buldu. Doğa paramparça ediliyor. Yani biz genelde sonucu tartışıyoruz. Neden? Şimdi mesela bir fotoğraf var. Ben başbakan olsam ya da iktidar yetkilileri olsam bu fotoğrafı günlerce bakarım. Hatta makamımın arkasına koyarım. Birinci köprüde, Anadolu yakasında sabahın 4:30. Birbirinden farklı. Organize bir şey yok. Bağdat Caddesi'ndeki gencecik çocuk, Fikirtepe'deki 1 Mayıs'taki çocuklar omuz omuza sabahın 5'inde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyorsa, bunu böyle küçültüp yok düğmeye bastılar, bilmem neye bastılar derseniz bu Türkiye'yi okumamış sayılırsınız. Gezi Parkı Türkiye'ye çok şeyler kazandırdı. İlk kez İstanbul'da, benim yaşamış olduğum İstanbul'da parsel bazında plan tadili getiremediler. İlk kez, bugüne kadar 10 yıllık iktidara baktığımızda geri adım atmış değildir. Kentsel dönüşümden dolayı birçok projelerini ertelemek zorunda kaldı. HES projeleri, Karadeniz'de, Orta Anadolu'da kadınlarımızın isyanını hiç kimse duymuyordu. Bu HES projelerin önemli kısmını ertelemek zorunda kaldılar. Yani Gezi Parkı'nı bir ideolojik çerçevenin içine hapsetmenin ötesinde toplumun vicdanı olarak kabul etmemiz lazım. Elbette olumsuzluklar olmuş. Keşke bunlar olmasaydı. Bu olumsuzlukların önlemini de devletin kurumları alması gerekiyor. AK Parti'den size dönük bu anlamda bugün bir eleştiri vardı. Sayın Kapusuz'un, Salih Kapusuz'un bu sosyalistlere izlettiğiniz Gezi Parkı olayları videosuyla ilgili. Yani orada diyor Cumhuriyet Halk Partisi Türk bayrağının yakıldığını koymamış diyor mesela. Ya da yakılan arabaları, otobüsleri koymamış diyor. Yani orada kendi algısıyla bir video göstermiş sosyalistlere. Evet. Neden izlettiniz? Bir onu soralım. Bir de Salih Kapısız'ın iddiasına ne diyorsunuz? Tabii bu Gezi Parkı'nı bizim izletmemize gerek yok. Buradan gelen misafirlerimizin çoğu. Neden böyle bir video hazırlandı ve izletildi? Onu da merak ediyoruz. Bilemiyorum. Tabii arkadaşlarımız ya da böyle bir talep varsa o talepten dolayı da olmuş olabilir. Ama Avrupa'da gelen siyasetçilerin tamamı Gezi Parkı'ndaki olayların ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Kendi kanallarında, her ne kadar bizim kanallarımız kapalı olmuş olsa da yabancı kanalların tamamında bunu görme imkanı vardı. Şimdi otobüsler yakıldı, o oldu. Tabii ki bu munferit şeyler var. Burada yasa dışı örgütler de olabilir. İşte devletin varlık sebebi bu. Bunları kontrol edecek. Şimdi biz milletvekiliydik. Ben 10 kez gaz yedim. Ne suçum vardı?
Yani bırakın vatandaşı, milletin vekili, sözde de bir dokunulmazlığımız var. Sayın Vali ile biz telefonla konuşuyoruz. Sayın Vali diyor ki 5 dakika sonra arayacağım. 5 dakika sonra hepimiz kendimizi yerde buluyoruz. Bu muameleyle işte efendim şu şöyle oldu da bu böyle oldu da gerekçelendirirseniz bu doğru bir gerekçe. Yani bu şöyle AK Parti tarafından bu hep şu şekilde deklare ediliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bazı meselelerini hep dışarıya şikayet eden bir partiymiş. Aa çok güzel, evet. E ya ne çabuk unutuyoruz Allah aşkına. Yani 2002 yılında Sayın Başbakan 2004 yılında Avrupa'daki konuştuklarına bir bakın. 2005 yılındaki konuştuklarına bakın. Sadece buradaki muhalefeti eleştirmiyordu. Hı hı. Devletin bütün kurumlarını. Son derece doğal. Biz Avrupa Birliği'nin bir ülkesi olmuyor muyuz? Şu anda Avrupa Birliği Bakanımız var. Sayın Egemen Bağış ne bakanı? Avrupa Birliği Bakanı. Demek ki biz Avrupa Birliği'nin bir parçası olacağız. Bir parçası olabileceğimiz yerle bizim sorunlarımızı paylaşmamız son derece doğaldır. Ne demişiz yani? Tutuklu gazeteci var. Tutuklu öğrenciler var demişiz. Tutuklu siyasetçi var. Bunlar iftira mı yani? Avrupa soluyla partiniz arasında bir mesafe olduğu eleştirisine katılıyor musunuz? Ne gibi bir mesafe var? Yani Avrupa'daki evet sosyal demokrat partilerin bakış açısıyla bazı konulara ya da bunların da geçmişte kaldığı zamanda mesafe olabilir ama aşıldı. Bir de mesela CHP'nin rakibi bir sol parti olabileceği olma hedefi olduğu söyleniyor. Katılıyor musunuz? Evet, kendilerini kutluyorum, başarılar diliyorum. Rakip olabilir tabii her siyasi parti. Solda farklı siyasi partiler de var, sadece HDP değil. CHP ile rakip olabilir mi bilemiyorum. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Pekala. Var mı son bir soru? İki tane el kalktı. Size söz hakkı vermiştim. Aslında size de vermiştim. Hemen hızlıca alalım sorularınızı. Son sözü de Metehan Demirli Mustafa evet. Önal'a vereceğim. Çocuklar soru sormak istemiyorum. El kaldırdılar aslında. Hı-hı. Sonradan açıldılar. Evet, ben şey soracağım. Kılıçdaroğlu'nun hani sizin adaylığınızla ilgili bir bilgisi var mıydı? Hani evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığınızla ilgili bir bilgisi var mıydı? Gazetecileri soramadı hani, soru sordu. Eğer aday olmazsanız istifa etmeyi düşünür müsünüz? Evet. Ben genel başkan yardımcısıyım. Siyasal nezaketi bilirim. Yani siyasetten nasıl davranacağım elbette Sayın Genel Başkanımızın bilgisi var. İstifa? Hayır, niye istifa edeyim? Yani bu bir demokratik yarıştır. Bir rekabettir. Kırgınlığı sormuştum ama kırılmam dedi. Kırgınlık olmaz dersem yalan söylerim. Sonuç itibarıyla yani niye kendimi... Manşet ben, çıktı Gürsel evet. Bey. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağıma inandığım için söylüyorum bunu. Pekala, manşeti İstanbul'u, verdiniz kırgın olabilirim evet. diye. İstanbul'u çok iyi bilen bir siyasetçiyim. Hiç mütevazi davranmayacağım. 39 ilçenin sorunlarını da bilirim. 39 ilçedeki yurttaşlarımızın oy tercihlerini de bildiğim için ama önümüzdeki günlerde hayır ben değil bir başka arkadaşımız tercih edilecekse de bu da dünyanın sonu değildir. Ben de katkı sunarım. Ama kırılırım dediniz. Elbette yani bu... Birkaç soru daha soracak arkadaşım. Davul zurna çalacak değilim, kırılırım yani. Anlayamadım Gürsel Bey. Tabii. Son bir şey daha son söylediğinizi tabii. Ben anlayamadım yalnız. Davul zurna. Davul zurna çalacak değilim yani sonuçta. Tamam peki. Şimdi mesela hepimiz biz Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aday olacağını diye düşündük. Çünkü hani partiye o şekilde katıldığını zannettik. Ki siz adaylığınızı açıkladığınız zaman hani kafamıza biraz soru işareti oldu. Peki hani eğer siz İstanbul'a aday olursanız Sarıgül'ün hani düşünülen bir yer var mı? Hani Sarıgül içerisinde. Sayın Sarıgül tabii ki bilemiyorum o zaman. Çünkü o zaman hani niye partiye katılıyor? Şişli olabilir. Yani şu anda fiilen belediye başkanıdır. Benim göstermiş olduğum özveriyi Sayın Sarıgül de gösterecektir. Yani ben nasıl ben atanamazsam Sayın Sarıgül'ün yanında duruyorsam ben atanırsam Sayın Sarıgül de benim yanımda duracaktır. Çok teşekkürler, sağ olun. Eminim. Evet, alalım. Ben tekrar söz alıyorum çünkü dinledikten sonra biraz biriktirdik soruları. AK Parti döneminde yolsuzluk oldu demiştiniz konuşmanın başında. Çok. Peki sizce neden hala %50 oy alıyor AK Parti? Efendim %50 oy almayla yolsuzluk başka bir şeydir. Dünyada da örnekleri vardır. Yani şimdi saatlerce sayabilirim. Maalesef tabii bu yolsuzluk sadece bu iktidara mahsus değildir. Türkiye'de bir kurumsal hale geldi.
bakanlıklarda, işte belediyelerde. Bunun için bir belgeye de ihtiyaç var. Çevrenizdeki siyasetçileri ve siyasetçilerin çocuklarına baktığınızda yolsuzluk fotoğraflarını çok somut bir şekilde görebilirsiniz. Pekala. Kandırılıyor mu? Yani öyle mi düşünüyorsunuz? Yani insanlar sizce bu belgeleri bilmiyor, o yüzden mi hala? Bilmiyor. Herkes, vatandaş nerede bilecek yani? Görme imkanı var mı? Biz birbirimize anlatamıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımıza, dostlarımıza anlatamıyoruz. Vatandaşa nerede anlatacağız? Pekala. Son soru. Öncelikle iyi akşamlar. Adaylığınız hayırlı olsun. Sizler de hoş geldiniz. Şu sorum olacak. Program başından beri söylediniz. İşsizlik ve yoksullukla ilgili kimse soru sormuyor dediniz. Yanlış hatırlamıyorsam Mart ayı %3 işsizlik oranı. Siz velev ki aday oldunuz, bu oranı grafik olarak aşağı çekebilecek ne yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı böyle bir planlarınız? Tabii ki olmaz olur mu? Bu projelerimizin 41 tane projemizin içinde özellikle işsizlikle ilgili, yoksullukla ilgili, taşeron işçiyle ilgili. İçinizde taşeron işçi var mı mesela? Taşeronda çalışan? Yok galiba. Yoksa işsiz misiniz? Kardeşim? Üniversite öğrencileri çoğunluğu. Evet, üniversite öğrencileri. Hemen hepsi bakın, hatta bildiğim kadarıyla. Şu anda Türkiye'de 2 milyon taşeron işçisi var. Bunların önemli kısmı aslında işsiz sayılır aynı zamanda. Hiçbir sosyal güvencesi yok. İki, bütün bu meselelerin çözülebilmesi için yolda gelirken atanamayan öğretmenler mesajı da vardı. Onlara da zamanımız olmadı, anlatamadık. Bu bir planlama dahilinde olacak. Yani bugünden yarına işsizliği tamamen ortada kaldırdık deme şansınız yok. Bunun birinci çözümü sosyal devlette olması gereken dünyanın her yerinde aile sigortası. Biraz önce söyledim. Bu sadece kadınlar için geçerli değil. Aynı zamanda Türkiye'deki bütün işsizler ve yoksullar için geçerli olan bir kavramdır. Aile sigortasıyla iş bulana kadar bu proje hayata geçecek. Daha sonra tabii ki işsizlik konusunda yapılması gereken çok önemli projeleri var. İkincisi, üreten bir ülke haline gelmemiz lazım. Ne yazık ki şu anda tüketen bir ülke durumundayız. Kredi kartları perişan etmiş toplumu. Bildiğim kadarıyla 160 bin yurttaşımız şu anda kredi kartlarını ödeyemediği için yargıya gitmiş durumda. Bunların ödeyemediği zaman önemli bir kısmı da önümüzdeki günlerde kendilerini cezaevlerinde bulacaktır. Tabii uzun uzun konuşulması gereken sorun. Teşekkür ama ederim. Bu yoksulluk, işsizlik çok ciddi sorun. Ufak esnafın çok ciddi sorunları var. Ufak esnafın devlete hiç büyük yükü yok. Sabahleyin dükkanını açtığında devlete vergisini ödeyen, elektrik parasını, su parasını ve vergiler çok yüksek. AVM'ler bütün bu esnafları da perişan etti. Ufak esnafların da korunması gerektiği inancı içinde. Metehan Demir. Siz o zaman İstanbul'da hatırlıyorsunuz ben bir yerel radyoda konuştum, yorum yapardım sabahları. O zamandan fark etmiştinizsin. Yani her kesime yakınlığınızı ve siyaseten daha farklı, o zamanki CHP'nin kalıplarından daha ayrı bir tarzınız olduğunu. O günden bugüne çok şey değişmedi Gülsel Bey. Ama son dönemde de Fethullah Gülen'in son rahatsızlığında onunla konuşan isimlerdeniz. Evet. O telefonunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne konuştunuz? Sadece bir geçmiş olsun telefonu. Başka Hoca Efendi rahatsızdı biliyorsunuz. Geçmiş olsun diye aradım. Kendisine şifa diledim. Bu niye bir tartışma konusu oldu doğrusu, onda çok şaşırıyorum. Galiba insanlıklarımızı da kaybetmişiz. Ben iktidar yetkililerini, Sayın Başbakan'ın annesi rahmetlik olduğunda ilk giden bir siyasetçiyim ve telefon açan Sayın Fatma Şahin'in ve keza benim rahmetlik annem öldüğünde herkes aradı. Bu insanı duruşumuzla siyasi duruşumuzu bir kere ayırt etmemiz bunu lazım. Bunu ben özellikle vurgulamanızı istediğim için sordum. Yani son dönemde çünkü insanların ideolojisi ya da rekabeti olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani insani şeylerle siyasal şeyleri birbirine karıştırmamız gerektiği inancı için. Mustafa Ünal. Aslında programı siz bağlayacaksınız. Evet. Ama bir soruyla bağlayayım. Konuşacağımız çok önemli konular vardı ama onlara maalesef giremedik. Onlardan birisi de bu haftanın olayı aslında Diyarbakır'dan
bir fotoğraf evet. verilecek hafta sonu. Barzani Diyarbakır'a geliyor 21 yıl aradan sonra. Hem bölge derken Güneydoğu'yu kastetmiyorum. Irak, Suriye, İran gibi bölgeye bakan yönü var fotoğrafın. Hem de içeriye bakan yönü var. Siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi içeriye bakan yönüne baktığımızda tabii ki aynı zamanda Kuzey Irak'la şu anda çok ciddi ilişkilerimiz var. Hı. Aynı zamanda ticari ilişkilerimiz var. Bu görüşmeler mutlaka olacaktır. Ona hiçbir sıkıntı yok. Bu barış süreci konusunda acaba bir makas değişikliği mi var? Çünkü bugün birçok farklı kesimlerin demeçlerine baktığımda burada böyle bir tehlike arz ediyor gibi geliyor bana. Bu önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz. Eğer gerçekten öyleyse çok yanlış. Yani bu barış sürecinin kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiği inancı içerisindeyim. Türkiye çok ağır bedeller ödedi. Evet. Yani en azından hiçbir şey olmasa bile son bir yıldır o coğrafyada kan dökülmüyorsa bu büyük bir başarıdır. Farklı demeçler özellikle işte Kandil'de ve Kandil'in dışındaki demeçlere baktığımda bu ziyaretin arka planında sanki bir barış sürecinde bir makas değişikliği gibi bir süreç var. O sürecin çok doğru bir süreç olmadığı inancı içindeyim yani. Mustafa Bey, önümüzdeki günlerde de bu konuyu uzun uzadıya konuşacağız. Çünkü hakikaten devam eden bir süreç olduğu için. Gülsel Bey'i bulabilecek miyiz? Tabii ama Gülsel Bey de fikrini açıklıkla beyan yani, etti. Sadece İstanbul'u konuşurum. Getiririm 100 binlik planı, İstanbul haritasını. Aday olursanız. İnşallah. Pekala. Sözü de almış olduk. Evet. Mustafa Bey, siz bugünkü programdan bir manşet çıkarsanız hangisini seçerdiniz Gülsel Bey'in sözlerinden? Yani tek manşet yok. Epey kaç manşet? İşte bilmeyerek çok manşetler vermişiz. Meta'nın sorusuna yani insanlık vurgusu. Evet. Bence çok önemliydi. Sayın Gülen'le ilgili söyledi. Evet. Kırgınlık. Biz Anadolu coğrafyasında yetiştik. Aslında tabii bazen bakıyorum biz mi değiştik, coğrafya mı değişti, ne oldu bilmiyorum ama coğrafyamızda insani değerlerimizin çok yüksek olduğu inancı içindeyim. Ama galiba bu büyük şehirlere gelince biz değiştik galiba katılıyorum. Ya coğrafya ya da büyük şehirler mi bizi değiştirdi? Ne oldu böyle bilmiyorum. İyi bir şey olunca artık şaşırmaya başladık ne yazık ki. Birkaç cümle kırgınlık evet. Sayın Baykal'ın incinmiş olabileceğini söyledi. Onu söyledi. Kırılırım dedi açıkçası. Kırılırım. Biraz davul zurna çalmam dedi. Benim duymadığım yani. Cümleydi. Metan Demir. Yani ben de durmak yok yola devam diye bir manşet çıkarım. Gürsel Bey bu konuda kararlı yola, azimli. Kesinlikle yola devam. Yani belediye başkanı adayı olurum olmam ama partim için partime olan sorumluluklarımı yerine getireceğim. Bunun için bana partimin genel başkanı, partinin kurulları sana atıyorum işte herhangi bir il hiç iddiası olmayan bir ili sana veriyorum derse seve seve giderim. Ben CHP'liyim. Ama ben de şahsi görüşümü belirtmek istiyorum. Gürsel Tekin gibi geçtiğimiz 2009 Mart seçimi. Yani ben her zaman iyiye iyi ve kötüye kötü demeyi de adet edin. Ve hatırlattınız bana. Bir şey de hakkını vermem lazım. 2009 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir isim olsa da yanındaki Gürsel Tekin desteği oy oranının artmasında çok belirleyiciydi. Bir izleyicimiz de hatırlatmıştı. Ve bu çerçevede Mustafa Sarıgül gibi önemli bir ismin gelişinde de Gürsel Tekin'le bu konuda detaylı olarak istişare edilmeli ve öncesinde kendisinin de belediye başkan adaylı olup olmaması konusunda bir rotanın belirlenmesi lazım. Bazen parti içi demokrasinin kapıları adına tüm kapılar açıldığında partinin iç demokratik sistemi ve bağlılık duyguları da zedelenebiliyor. Ben onu özellikle söylemek istiyorum ama mesela belki daha AK Parti açıklamadı ama açıklayacağını ben düşünüyorum. Bu kulisten öte bir bilgi. Orada bir eş başkanlık gibi denmese de Babuşçu'yla il başkanıyla bizim Kadir Topaş arasında bir... Bizim 2009 yılındaki modele benzer bir model. Öyle bir modelle gelecek karşımıza. Biri meclis başkanı, biri belediye başkanı olacak ama eş yetkili. İşte biri bırakırsa onun yerine o geçecek şekilde bir çalışma yapılıyor partide. Cumhuriyet Halk Partisi'nde pekala böyle bir şey denenebilir. Hani Amerikan başkan yardımcıları Biden, Obama diye kullanılıyor. Öyle bir sistemle Cumhuriyet Halk Partisi çok daha zevkli ve heyecanlı bir seçim olabilir. Ama sadece fikir. Kısa bir şey söylemek istiyorum.
Mete Han Bey de bilir. Yani ilk demecimi Hürriyet Gazetesi'ne vermiştim. 2009 yılında adaydım ve bu konuda da çok ciddi çalışmalarım oldu. Türkiye'de ilk kez bir siyasi partinin il başkanı olarak Cumhuriyet tarihinde hiçbir partinin yapamadığını 3 tane önemli sempozyum yaptım. Günlerce, aylarca. Sonra partim Sayın Genel Başkanımız, bugünkü Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu lehine karar verdi. Ben hiç itiraz etmem. Yani sanki bu 30 yıllık siyasal yaşamımda küsmüşüm, partilere gitmişim, parti kurmuşum gibi bu soruların muhatabı ben olmamalıyım diye düşünüyorum. Pekala. Gürsel Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür yerinize ediyorum. Katıldığınız için. Ne diyelim? Konuklarımızla karar... gerçekten çok hayran kaldım. Çok teşekkür ediyoruz tabii gençlere de. Önümüzdeki haftalarda da bizimle olacaklar. Hangi karar çıkarsa çıksın hem sizin hem de partiniz adına hayırlı uğurlu olmasını dileyelim. Hakkınızda hayırlısı için demek galiba en güzel cümle olacak. Metehan Demir, Mustafa Ünal, çok çok teşekkür ediyorum. Katılımınızdan ötürü haftaya yine birlikte olacağız. Yeniden teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Basın Kulisi haftaya çarşamba günü 23.15'te yeniden karşınızda olacak. Hoşça kalın.